İyi akşamlar değerli izleyenler. Bu akşam e, sorulmayanları sorulmak için, konuşulmayanları konuşmak için Sayın Saadet Partisi Ordu İl Başkanı Avukat Erkan Temiz konuğumuz olacak. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Ramazan geldi, hoş geldi. Bu akşam değerli izleyenler günden bir hayli yoğun. E, ben hiç konuyu uzatmadan e, konumuza hoş geldin diyeceğim. Ardından bugün iddia ediyorum ve inanıyorum ki gümbür gümbür bir program olacak. Çünkü e, Sayın e, Erkan Temiz konuşulmayanları konuşabileceğini, e, bizim de ona hiç çekinmeden her soruyu, sor soruyu sorabileceğimizi biliyorum. Evet, uzatmadan Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ayaklarınıza sağlık. İyi teşekkür bir geldiniz. Ediyorum, teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. İzleyicilerimize sizlere hayırlı ramazanlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. inşallah. E, ifade ettiğimiz gibi gündem gerçekten çok yoğun. E, özellikle şunu e, program başlamadan altını çizmek istiyorum. Arkadaşlardan da böyle sorular geldi. Neden devamlı muhalefete davet ediyorsun dediler. Ben şöyle ifade etmek istiyorum. Zaten iktidarı davet edeceğiz. Evet iktidar partimiz olmazsa olmazımız. Bizim çünkü bütün siyasi partilere yaklaşımımız eşit. Fakat iktidar partisinin şu an zaten televizyonlar sıraya geçmiş davet etmek için. Ve Türkiye'de hep aynı şeyler söyleniyor artık. Yani ben e, bugün televizyonu açtığım zaman, ekrana baktığım zaman e, bir siyasetçi e, konuşurken üç aşağı beş yukarı neler konuşacağını biliyoruz. Biz de konuşulmayanları konuşmak için siz davet ettik. İyi ki davet etmişiz. Hoş defa geldiniz. Evet, Teşekkür ederim. Prosedürdür. Tanıyalım sizleri. Ardından programımıza başlayalım başkanım. Efendim e, Erkan Temiz Ordu Merkezi'nde serbest avukat olarak e, meslek görevimi icra etmekteyim. Ulubey Bey Ee, ordu merkezde oturuyorum. Ee, evliyim, üç çocuğu babasıyım. Ee, Saadet Partisi'nin kurucu il başkanı olarak görev aldım. Daha sonra il müfettişliği görevi e, icra ettim bir dönem. Sonra tekrar il başkanlığı görevine teşkilat bizi tevdi etti. Ve e, halen daha il başkanlığı görevini devam ettiriyorum. Öncesinde de yine Milli Görüş Partilerinde görevlerimiz olmuştu. Fazilet Partisi'nin ve e, Refah Partisi'nin Merkez Yönetim kurullarında görev icra etmiştik. Tabii bizim e, çizgimiz, siyasi ilkelerimiz, değerlerimiz, e, davamız, e, inandığımız değerlerimiz var. Bu milletin inanç ve medeniyet değerleriyle e, birebir örtüşüne inandığımız milli görüş siyasi hareket içerisinde yolumuza devam ettik. Hala hmm. daha bu aynı değerler doğrultusunda siyasi mücadelemize devam ediyoruz. Şimdi başkanım, e, evet bütün konuklar bizim için e, değerlidir. Çünkü konuğumuz, bizim kültürümüzde zaten e, konuklar her şeyin e, üstünde gelir. Fakat sizi siyasi olarak bir çizginiz var. Hiç o çizgiyi bozmadınız. Yani ee, az önce ifade ettiğiniz gibi Saadet Partisi'nin kurucu il başkanlığı e, dönemi. Öncesinde de hep milli görüşün içerisinde bulundunuz. Yani size ben iddia ediyorum ve inanıyorum ki Erkan Temiz olarak başarılı bir e, hem hukukçu hem siyasetçi olarak mutlaka e, daha iktidar olan, daha muktedir olan partilerden teklif gelmiştir. Fakat e, benim derdim koltuk değil. Benim e, asıl şu an çok gündeme geliyor. Davamız, davamız diye e, bir söylemler var. Ben asıl da sizin e, koltuk değil de gerçekten bir dava partisi veya bir ideoloji parti olduğunu ve hala o koltuğun kendi koltuğunuz yani o milli görüş çizgisinden hiç sapmadan bugüne kadar geldiniz ve bugün de güzel şeyler konuşacağız burada. Çünkü İnşallah. sizin şu özelinizden dolayı ben davet etmek istedim. Dedim ki yani evet şimdi siyasetçilerimiz ne yazık ki hesap Yapıyorlar. Yapmak durumundalar belki ama Erkan Temiz konuşurken kafasının arkasında başka bir hesap yoktur diye düşündük. Ve bu akşam burada konuğumuzsunuz. Gündem çok yoğun dedik başkanım. E gündem gerçekten yoğun. Bugün Sayın Genel Başkanı Mollalo'nun bir açıklamasını gördük. Dedi ki yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi ülkenin içine düştüğü bir... <laughs> acı durumu, acı tabloyu ifade etmek için e, Aşık Mahsuni Şerif'in, merhum Aşık Mahsuni Şerif'in bir dört e, dörtlüğünü e, basın toplantısının son kısmında e, nakletti. E, nasıl bir tablo? E, 19 yıldan beridir efendim ekonomide şaha kalktık, uçuyoruz, dünya devlerinin arasındayız, G20'nin içerisindeyiz, lider bir ülke e, konumundayız gibi söylemlerin neticesinde bugün insanların kuru soğana muhtaç hale geldiklerini siyasi iktidar kendisi itiraf etmiş oldu. Ne dedi? Dedi ki biz satılamayan depolarda kalmış patates ve soğanı alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız ücretsiz olarak. Yani siz 19 yıllık iktidarınız sonucunda bu ülkenin insanlarını kuru soğana muhtaç hale getirdiniz. Tabi bunu e, en veciz şekilde ifade eden o Aşık Mahsuni Şeref'in dörtlüğüdür. E, bunu da genel başkanımız... <laughs> o Siz nasıl pazarlı. değerlendiriyorsunuz başkanım bu süreci? Yani şimdi, e, sondan başladığınız gündeme de bu patates konusunu, soğan konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, bu arkadaşlarımız iktidara gelirken yolsuzlukla mücadele edeceğiz dediler de geldiler. E, yasaklarla mücadele edeceğiz diyerek geldiler. E, ama e, 19 yılın sonunda gelinen noktada baktığımız zaman yasakların her geçen gün arttığını, yolsuzluğun her geçen gün arttığını, yoksulluğun yoksunluğun her geçen gün arttığını, orta kesimin tamamen ortadan kalktığını, çok e, nüfusun az bir e, kısmını e, teşkil eden, oluşturan e, zengin kesimin servetine servet kattığını, işte medya patronlarının, yandaş holding patronlarının, işte e, sermaye sahiplerinin, banka patronlarının servetine servet kattığını, buna karşılık Küçük ve orta ölçekli işletmelerin gerçek sanayici olup üretime yönelik e, faaliyetler içerisinde olan insanların sanayicilerimizin zor günler geçirdiğini, esnafın ya acaba e, yar, bugünü nasıl akşam edebilirim, yarına dair kimsenin söyleyebildiği maalesef bir iç açıcı bir tablo, iç açıcı bir cümle yok. Sadece endişe şu, bugün akşam edebilecek miyim, yarın bu dükkanın kapısını yine açabilecek miyim diye bir endişe e, noktasına geldi tüm ülkenin herkesi. İşçisine bakıyorsunuz memnun değil ee, işte her ne kadar kayıtlarda asgari ücret olarak görülse bile birçok sektörde e, asgari ücretin altında kayıt dışı insanların çalıştırıldığı sigortasız insanların çalıştırıldığı sigortalı çalışanların o kayıtlarda görünen ücrete alamadığı e, yoksulluğa ve yoksulluğa mahkum edildiği. Emeklinin almış olduğu maaşıyla ay sonunu getiremediği faturalarını, kirasını ödeyemediği, mutfak masraflarını karşılayamadığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Esnafın durumunu ifade ettik. E, e, acaba e, yarın dükkanımı açabilecek miyim endişesinde veya bugün giderimi karşılayabilecek miyim endişesinde. Borçları ödemek, vergileri ödemek, sigorta primlerini ödemek gibi böyle bunları tamamen unuttu zaten. Bakıyoruz son dönemde dikkatimi çeken bir gelişme oldu. Ee, işte i̇şte pandemiyle birlikte bir takım sıkıntılardan dolayı işte SGK primleri ertelenmişti. Vergiler ertelenmişti. İşte 9. 10. 11. aylara. İşte o arada bir yapılandırma çıkardılar. İşte insanlar kısmen bir ümitle o yapılandırmadan istifade ettiler. Ama maalesef Mart ayından itibaren maliye vergi borçlarından dolayı ki bu vergi borçları da ne zamana ait? 2018, 2019, 2020 özellikle 2019 ve 2020 yıllarına ait vergi borçlarından dolayı maliyenin esnafın banka hesaplarına haciz gönderdiğini, efendim aracının üzerine, evinin üzerine veya gayrimenkullerin üzerine haciz şartları düşürdüğü, e, bir takım e, tedbir kayıtlarının düşüldüğü noktaya geldi. Ha bunun yanında çiftçinin durumuna baktığınız zaman çiftçi işte patates ve soğan hikayesinde görüldüğü gibi bir sezon boyunca işçi işte Ocak Şubat ayından itibaren başlıyor tarlasını ekiyor, dikiyor ürününü hasat ediyor depolara koyuyor yıl içerisinde satıp bundan hem masraflarını karşılayacak hem ailesinin geçimini idame ettirecek maalesef Türkiye'de gümrük birliği anlaşmasından özellikle gümrük birliği Avrupa birliği çerçevesinde yapılan gümrük birliği anlaşmasından dolayı bütün gümrükler neredeyse sıfırlandığı için. Türkiye'deki üretim maliyetlerinin gerek faiz maliyeti gerekse efendim belgilerden dolayı maliyetlerin çok yüksek olmasından kaynaklı ee, sizin ürettiğiniz 5 liraya ürettiğiniz bir malı İtalya, İtalya yoluyla 2,5-3 liraya piyasaya sürüyor ithalatçı özellikle onlara da e, ifade etmek gerekiyor. Bakıyorsunuz bunlar bir şekilde iktidara yakın efendim şirketler. Bunlar ne yapıyorlar? Özel bir takım izinlerle neredeyse sıfır gümrükle birçok alanda sıfır gümrükle e, tarımsal ürünleri, gıda ürünlerini Türkiye'ye ithal eder konumdalar. İthal ediyorlar. Çiftçi bununla rekabet edemiyor, edemediği için masrafın dahi karşılayamıyor. Önümüzdeki dönemde kuvvetle muhtemel 2021 yılında soğan üreticisi soğan ekmeyecek. Patates üreticisi patates ekmeyecek. Biz yine ithal yollarla gıda ihtiyacımızı karşılar bir konumda kalacağız. Tablo maalesef bu. Hayvancılık yapan bakıyorsunuz, meralarımıza, yaylalarımıza bakıyorsunuz, meralarımız, yaylalarımız boşalmış durumda. Niye? Efendim işte geçen sene, önceki sene, daha önceki sene her yıl kurban döneminde mutlaka işte Arjantin'den, Brezilya'dan, bilmem nereden, dünyanın öbür tarafından kurbanlık hayvan ithal etmek durumunda kalıyoruz. Türkiye'deki büyük baş hayvan sayısı her geçen gün Ciddi anlamda yani şu anda son rakamlar elimde olmadığı için paylaşamıyorum. Ciddi anlamda her geçen gün azalıyor. Küçükbaş hayvan sayısı azalıyor. Biz buna karşılık et ihtiyacımızı işte Bosna Ersek'ten ithal ediyoruz. Sırbistan'dan ithal ediyoruz. Efendim Romanya'dan ithal ediyoruz veya başka ülkelerden ithal ediyoruz. Ve bu ithalatta da adeta hükümet yerli üreticiyle de rekabet edermişçesine sıfır gümrükle bunu ithal ettiriyor. Üreticinin bugün kilosunu e, 35-40 liraya mal ettiği eti 30 liraya getirip iş piyasaya sürüyor. Ne tüketen memnun, ne üreten memnun, ne satan memnun. Hiç kimse bundan bunun ticaretini yapan hiç kimse hiçbir kesimi bu işten memnun değil. Sanayiciye bakıyorsunuz. Sanayici de aynı şekilde çok yüksek üretim maliyetlerinin altında ee, zar zor işte e, işletmesini idam ettirmeye çalışıyor. Birçok alanda e, devasa firmaların iflas bayrağını çektiğini, kongordato ilan ettiğini bütün Türkiye'de son dönemde özellikle 2020-2021 yıllarında kongordato ve iflasların hat safhaya çıktığını hep beraber işte adliyelerde, mahkemelerde, şurada burada görüyoruz. Yani ülke e, birilerinin bahsettiği gibi maalesef aya falan gidemiyor, uzaya falan gittiği yok. Maalesef efendim biz G20'nin içerisinde ismimiz her ne kadar G20'nin içerisinde olsa bile rakamlara baktığınız zaman rakamlar öyle göstermiyor. İşsizlik rakamlarına baktığınız zaman her geçen gün artan bir işsizlik, yoksulluk, fakirlik rakamlarına baktığınız zaman her geçen gün artan bir fakirlik, yoksulluk söz konusu budur bu tabloyla. Biz efendim işte üçüncü dünya ülkeleriyle aynı kategoride yer alıyoruz. Paradan para kazanmanın zirve yaptığı bir dönemdeyiz. Dünyadaki en yüksek ikinci faiz bizim ülkemizde. Batılı ülkelerde gerçekten gelişmiş ülke olarak nitelendirilen G7'nin veya G20'nin içerisindeki ülkelerde faizler eksideyken bizde bugün %19'larda yarın para politikası kurulunun bir toplantısı var. Artık ne olacak onu tam olarak bilemiyoruz. Efendim işte diyorlar ki dışarıdan ekonomimize saldırı var. Siz güçlü olursanız eğer, ekonominiz üreten ekonomi olursa eğer, Üç kağıda dayanan efendim hisse senedi, hazine bonosu, işte e, döviz gibi kağıtlara dayalı değil de sanayileşmiş, tarımda, gıdada, hayvancılıkta her alanda kendi ihtiyaçlarını karşılamış, ekonomisi ithalata dayanmayan, tüketimi ithalata dayanmayan, yüksek teknoloji üretmiş bir ülke pozisyonda olursanız onlar istedikleri kadar ekonomik operasyonlar yapsınlar, dövizde spekülasyon yapsınlar. Bunun bunda hiçbir e, anlama, hiçbir etkisi olmaz size. Bakıyorsunuz bugün Almanya veya Japonya veya Rusya ya da gerçekten gelişmiş ülkelerde ekonomiler ciddi anlamda bu şekilde sarsıntı geçiriyor mu? Bir euro, e, efendim gecelik bir takım e, dijital operasyonlarla euronun değeri düşüyor mu? Yok. Doların değeri düşüyor mu? Yok. Merkez Bankamız değişti. Merkez Bankası Başkanımız bundan sonra düzelir mi başkanım süreci? Sistemi değiştirmediğiniz sürece, sistemi değiştirmediğiniz sürece üşyat ekonomisini devam ettirdiğiniz sürece, paradan para kazanmayı devam ettirdiğiniz sürece siz e, dünyanın en muhteşem, en dahi ekonomistlerini getirip Merkez Bankası'nın başına koyun, Hazine'nin başına koyun, Maliye'nin başına koyun, değiştiremezsiniz. Siz 2001'den beridir. Efendim devlet şunu yapmaz satalım. Devlet bunu yapmaz satalım. Devlet ötekini yapmaz satalım. Devlet berikini yapmaz satalım. Şeker fabrikalarını satıp özelleştirdiğiniz kapısına kilit vurdunuz. Çimento fabrikalarının ciddi bir kısmını kapattınız. Ee, özel özelleştirdiniz devletin elinde üretim yapan herhangi bir tesis ka bırakmadınız. Kağıt fabrikalarının tamamının kapısına kilit vurdunuz. Bugün üretim yapan ciddi bir e, kağıt fabrikamız bizim yok. Orta Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, efendim Doğu Anadolu'da üretim yapan birçok alanda ayakkabı fabrikaları, tütün fabrikaları, efendim makine fabrikaları bunların tamamının kapısına kilit vuruldu. Şimdi üretimin bu derece bitmiş olduğu bir ülkede yarına dair olumlu bir şey söylemek mümkün değil. Ekonominizin küresel bu e, darbe karşısında dirençli olması, güçlü olması mümkün değil. Başkanım bir şey söyleyeyim mi? Ben yarına dair hep ümitlerim vardı. Hep ümitle bakıyordum. Şu an öyle anlatınca dedim bizim memleket zaten programımız bir memleket meselesi. Memleketin bayağı bir meselesi varmış diye e, düşündüm. İçimde kapkara oldu başkanım. Yok, Birkaç tane e, mesaj var. Onları okuyalım bari. Biraz kendimize gelelim. Kapkara ile ilgili şunu söyleyeyim. Evet. Bu ülke Kurtuluş Savaşı döneminde, Kurtuluş Savaşı 100 yıl önce yapıldı. 100 yıl önce bugünlerde bizim atalarımız dedelerimiz bu toprakları kanlarıyla bu toprakların sınırlarını çiziyorlardı. 1920'lerde 21-22'lerde. Bitti denilen noktada bu millet toprağına, vatanına, imanına, namusuna sahip çıktı. Bayrağı yere düşürmedi. Bu millet evet basiretsiz yöneticilerin elinde ülke bugünkü noktaya geldi. Ama yarına dair ümit, evet ümit varız. Evet ümit var. Biz inanıyoruz ki bu millet bizim söylemiş olduğumuz doğruları mutlaka görecek. Evet bizim gibi düşünmüyor, bizim gibi yaşamıyor olsa bile biz bu ülkede kaynakların adil bir şekilde paylaşılması için, adaletin mutlak anlamda tesis edilmesi için, gerçek bir demokrasinin, gerçek bir hürriyetin, özgür bir toplumun, özgür bir basının efendim sanayileşmeye doğru giden bir yapının hayata geçirilmesi için, paradan para kazanma sisteminin ortadan kaldırılması için mutlaka bizimle aynı fikirleri paylaşan değişik toplum kesimleriyle birlikte bir araya geleceğimize yeniden güçlü yaşanabilir bir Türkiye'yi ve yeniden büyük Türkiye'yi inşa edeceğimize ben zerre kadar hiçbir zaman inancımı kaybetmedim. Bu noktada zerre kadar bir endişem yok. Ümitiz karanlığın, olmaz. karanlığın en koyu olduğu an, aydınlığa en yakın olduğu andır. O yüzden evet. ümit, ümitsiz değiliz. Başkanım ya. müsaadenizle birkaç tane mesajımız var. Ee, size Buyurun. sorular da çıkıyor içinden. Hatta eleştiriler bile geliyor. Onları da size aktarmak durumundayız. Ee, Enver Top iyi yayınlar diliyorum demiş ee, sizlere. Ergül Güneş, Ahmet Çelenk Bey iyi yayınlar diliyorum. Avukat Erkan Temiz Başkanım'a çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Kucak dolusu selamlar, sevgiler dilerim demiş. Serhat Çeleboğlu iyi yayınlar diliyorum demiş. Sinan Çil de iyi yayınlar dilemiş. E, Ergül Güneş eklemiş, e, Erkan Temiz Başkan'la iki gün önce Göykü'de buluştuk. Kısa da olsa demiş. Kendisini seviyorum, selamlar demiş. Biz Ergül Başkan'a çıktığı Ergül yolda Ergül e, başarılar selamlar diliyoruz. Evet Serhat Çeleboğlu abim demiş ki bu millet çok zor dönemlerden geçmiş ve çok sıkıntılar yaşamıştır. Ancak milleti açlıkla sınamak, suni şartlanmaların ardına sığın sığınarak sınamak bu ülkenin insanına zul olur demiş ee, Serhat Çelebioğlu abim. O da Demokrat Parti e, yönetiminde bizde siyasi hayatında başarılar diledik. Hatice Hanım hayırlı yayınlar diliyorum demiş Ünye'den. Evet e, biz de memleketlerine geldik selamlar olsun. Samet Saltı hayırlı yayınlar Erkan Başkanımıza kocaeliden selam demiş. Evet bir tane de eleştirmiş. Ya ancak boş konuş işiniz gücünüz yalan. Başkanım işiniz gücünüz yalan mı? Valla herkesin bakış açısıyla tamam. bakış açısıyla değişir. Ee, şimdi e, sokağa insinler bize o ithamda bulunan o kardeşimize saygılar sunuyoruz. Güçlü yüz diyecekmişsiniz. Sokağa insinler. Ee, bir sokağa girip o sokağın sadece bir cenahındaki esnaflarla bir konuşsunlar, sohbet etsinler. Ya bir kafeteryaya, kafeteryalar kapalı ya, yani e, gençlerin bulunduğu bir mekana gidip oradaki gençlerle efendim işte değişik fakültelerden mühendislik fakültelerini bitirmiş, eğitim fakültelerini bitirmiş insanları da bir otursunlar, sohbet etsinler. Gerçekten onların dediği gibi tablo onların dediği gibi mi yoksa bizim dediğimiz gibi. Evet. Zannediyorlar ki biz bunu bir siyasi hamaset edasıyla bunlara söylüyoruz. Hayır bizim bu ülkede e, milleti, millet adına bir takım dertlerimiz var. Biz bu dertleri bu meseleleri, Biz bu meseleleri gündeme getirmeye çalışıyoruz. Ekranlar iktidar partisiyle Sayın Cumhurbaşkanı ile bakanlarıyla dolu. Herkes evet güzel tablolar çiziyorlar. Ama bu güzel tabloların hiçbiri soğan ve patatesin ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor olması gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Evet. Hani daha 3 ay öncesinde bu ülkenin bakanı çıkıp Türkiye'de yoksulluk ve yoksulluk yoktur ortadan kalkmıştır demişti. Niye patates ve soğanı de, dağıtmak zorunda kaldınız? Demek ki o sizin çizdiğiniz toz pembe tabloların arkasında farklı bir gerçek var. Biz bunları dile getirmeye çalışıyoruz. Evet tebrik ediyorum. Her şeyi çok güzel anlattınız. Saygılar sunarım demiş Kazım Akgök. Samet Saltan bir soru var. Saadet Partisi fındığın durumu ile alakalı neler düşünüyor diyor. Bölgedeki işsiz gençler ile alakalı nasıl istihdam sağlamayı düşünüyorlar? Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin iki yıllık çalışmasını nasıl değerlendiriyor demiş. Çok güzel bir soru gelmiş Samet Saldı'dan. Aslında ben de sizden Büyükşehir Belediyesi'nin iki yıllık çalışmasını değerlendirmenizi isteyecektim bir muhalefet partisi olarak. Samet Saldı da zaten sorusunu sormuş. Tekrar soruyorum başkanım. Fındığın ee, durumu alakalı neler düşünüyor diyor. Bölgedeki işsiz gençlerle alakalı istihdam sağlamayı e, düşünüyorlar mı? Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin iki yıllık çalışma nasıl değerlendiriyor demiş. E, ve Cemil Arpacıoğlu az önceki arkadaşımız atalarımız sizi görse kahrından ölür demiş. O da bir evet. bakış açısı saygı duyarız kendisine. Evet. Başkanım ağzına yüreğine sağlık demiş Önder Demir. Ee, Hatice Hanım eklemiş aleyna aleyküm selam selamların en güzeli sizin ve ailenizin üzerine olsun demiş size de iyi yayınlar dilemiş hoş geldiniz demiş Erkan Başkan'a söyler misin Aybası da haftada bir gün esnaflara milli gazete dağıtıyorum bilgisi olsun demiş Sinan Çil Haftada bir gün milli gazete dağıtıyormuş esnaflara Bak hocam patates soğan diyen dün de pahalı almıyor demiş. Cem, az önceki arkadaş yine muhalefet e, yapmış ama burada biraz eksik e, kelime kullanmış. Anlamadık. E, sizi ben de kınıyorum. Selam olsun bizimkiler diyon. Başkanım hep hep hepimizi selamla demiş. Bizimkiler. Aslında bizimkiler diye şey yapmadınız. Arkadaş yanlış anlamış demek ki. Muhtemelen hepimizi biz, selamla demiş. Bizimkiler e, tüm, diye sadece tüm izleyicilerimiz diye evet. dedik herhalde bizimkiler evet. ifadesini anlamış olabilir. Ali hayırlı yayınlar diliyorum efendim sizlere demiş. Ziya Çağlayan da ee, evet, neden HDP? Bu soruyu bekliyordum zaten, geç kaldı. Neden HDP, neden CHP açıklamasını yapar mısınız demiş Ziya Çağlayan. Başkanım siz niye HDP? Oradan başlayalım. Şimdi e, bunu soran kardeşimiz ya da dışarıda bu düşünceye, bu soruyu kafasında var olan insanlar neden böyle bir şey içerisindeler? Bunu bizim anlamamız mümkün değil. Niye? Baktığınız zaman bizim ortaya koymuş olduğumuz siyaset anlayışıyla, Halklara Demokratik Partisi, HDP'nin ortaya koymuş olduğu siyasi anlayış, düşünce, vizyon, yaklaşım tarzı, siyaset anlayışı aynı mı? Değil. Farklı bir siyasi parti. Şimdi ha bu parti anayasa ve yasalara göre kurulmuş bir siyasi parti. Eğer gerçekten kaka, bir suç örgütü bir şey varsa böyle bir şey bununla alakalı ahkam kesme sizin benim veya siyasi ihtarım veya bir başkasının değildir. Türkiye'de yargı vardır. Yargının önüne götürürsünüz. Yargılaması yapılır ki bir dava açıldı. Yargılaması yapılır. Hukuk kuralları çerçevesinde, anayasa ve yasalar çerçevesinde varsa bir suç ilgilileri cezalandırılır. Birilere efendim işte bu şöyledir veya bu böyledir dediğinde ben de çıkar başka bir siyasi parti olarak iktidar partisini veya bir başka bir siyasi parti hakkında ahkam kesmeye kalkarım ki bu Ahlakla, bu vicdanla, bu e, merhamet anlayışıyla bağdaşmaz. Bunlar yanlış şeylerdir. HDP ve bizim ilişkimize gelelim. Bizim nerede HDP ile bir ortak e, siyasi çalışmamız ol, olmuş? Bunu somut olarak söylesinler, desinler ki bana siz filan yerde HDP ile ortak aday çıkardınız, filan yerde HDP ile seçim işbirliği yaptınız, filan yerde HDP ile şu siyasi çalışmayı yaptınız diyebilirler mi? Hayır. Evet. Ha neden CHP? Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti ile önümüzde var olan bir seçim barajı, adaletsiz seçim sisteminin var olduğu bir ülkedeyiz. Seçim barajını aşabilmek için 2018 genel seçimlerinde biz kendi cumhurbaşkanı adayımızla seçimlere katıldık. Kendi ablememizle, kendi logomuzla, kendi milletvekili adaylarımızla o seçime katıldık. Ancak üç siyasi parti bir araya gelmek suretiyle Millet ittifakı altında, adı altında bu seçimlere katıldık. Barajı bertaraf etmek ve Saadet Partisi'nin sesini meclisin kürsüne taşımak için. Bu yasalar çerçevesinde yapılmış en tabii bir hak ve bir çalışmadır. Ve biz orada tutup da bu ülkeye zulmedelim, bu ülkeye insanlarına efendim çile çektirelim, kötülük yapalım, adaletsizlik yapalım, gibi sömürelim gibi bir idealle değil. Bu ülkede adaleti tesis edelim. Bu ülke onurlu ve şahsiyetli dış politika anlayışıyla yönetilsin. Bu ülkede ekonomi insanların refah düzeyini artırsın. Ve bu ülkede kültür ve medeniyet kendi inanç ve medeniyet değerleri üzerine inşa edilsin gibi dört temel ilke üzerinde, değerler üzerinde bu ittifakı sağladık ve seçimler bitti. Seçimlerin sonucunda biz dedik ki arkadaş bu ittifak seçim süresince geçerliydi. Bu seçim bitti. Biz Millet İttifakı ile yollarımızı ayırdık. Evet, Ayrı bir başkan... siyasi partiyiz diye bunun açıklamasını genel seçimlerden sonra yaptık. Mahalli seçimlere gelindi 2019'da. Türkiye'de bütün seçim çevrelerinin tamamında büyükşehir belediyesi, ilçe belediye başkanlıkları, il genel meclisleri ve e, belediye meclislerinde tamamında kendi adaylarıyla seçime katılan tek siyasi parti biz. İktidar Partisi MHP ile ittifak yaptı, ortak adayı belirledi. Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti ile ittifak yaptı, ortak adayları belirlediler. MHP'nin seçime katıldığı yerde İktidar Partisi AKP seçime katılmadı. Ama biz bütün seçim çevrelerinde kendi adaylarımızla seçimlere katıldık. Evet. Şimdi bu tablo, bu hukuki ve fiili gerçek karşısında halen daha, Halen daha bu arkadaşlarımızın bizi HDP ile veya CHP ile e, birlikte görmelerini ben anlayamıyorum. Bunu bir yere oturtmamız Başkanım, mümkün e, değil. Bence de e, suni gündemlerden gerçek gündemlere geçmemiz gerekiyor aslında. Bahri Alışarlı da e, buna benzer bir soru sormuş. Selamünaleyküm ülkemiz zor günlerden geçiyor. Tam da bu zor günlerde Saadet Partisi geçim ittifakı diyor. Erkan Başkanımız bu geçim ittifakı konusunu biraz açar mı demiş Bahri Alışarlı. E, Önder Demir'de az önceki soruyu soran Ziya Çağlayan e, isimli arkadaşa demiş ki Ziya Çağlayan Bey ben de sormak istiyorum Neden her türlü terör örgütü kuran ve yöneten ABD ile dost ve müttefik oluyorlar e, demiş e, Böyle bir soru gelmiş Murat Eminoğlu e, kıymetli kardeşim iyi yayınlar kardeşim demiş eyvallah Emine İnan Yılmaz'da e, şöyle demiş biraz uzun bir mesaj Hayırlı akşamlar diliyorum çok özür diliyorum Sayın Başkan neden Hayvan bakacak kimse kalmadı. Herkes şehirde oturmak istiyor ve köylerde dahi e, yetiştirmek istemiyorlar halk olarak demiş. Biz bolluk bereket bu hükümette demiş gördük. Kim ne derse desin e, birileri işte önce birlik beraberlik kardeşlik içerisinde olmaya davet ediyoruz. HDP'ye güç vermeye değil demiş. E, az önceki mesaj herhalde doğrulamış herhalde HDP'ye. Yanında Şimdi demek buyurdu, ki yardımcı, insanlar yani. kendi kafalarında oluşturdukları o tabloyu, o tabuyu, o e, şeyi, perdeyi kırmak, açmak, aralamak istemiyorlar. Biz gayet samimi bir şekilde burada e, hangi siyasi partiyle hangi, nasıl bir işbirliği yaptığımızı gayet açık ve net bir şekilde beyan ettik. Bizim PKK ile yan yana bir fotoğrafımızı gösterebilirler mi? Bizim suç işlemiş herhangi bir kişi ya da kuruluşla kurumla, dernekle, vakıfla, partiyle, örgütle yan yana bir fotoğrafımız oldu mu? Olmadı. Ama bütün ülke Oslo'da PKK ile bu hükümetin pazarlık yaptığını izledi. Bu ülke İmralı'da terör örgütü lideriyle nasıl pazarlıklar yapıldığını, efendim nasıl bakanların değiştirildiğini hep beraber izledi. Bizim böyle bir fotoğrafımız yok. Dolmabahçe'de nasıl bir deklarasyon yayınlandığını bütün ülke izledi. Bizim böyle bir fotoğrafımız yok. Diyarbakır meydanında Megri Megri diye terör örgütü mensuplarıyla el ele kol kola bayramlar yapanı bu ülke izledi. Biz orada yokuz. Ha burada seyyar mahkemeler kurarak terör örgütü mensuplarını ifadesini alıp da bayram havasında, zafer edasında bu ülkenin topraklarına sokanları bu ülke izledi. Bizim böyle bir fotoğrafımız yok. Ha şimdi o kardeşlerimiz muhtemelen iktidar partisi yalnız AKP taraftar olan Cumhuriyet İttifakı'nın yanında olan insanlar saygı duyarız düşüncelerini evet. ama bizi yargılarken. Hakkaniyetli, adaletli, vicdanlı ve merhametli şekilde yargılamaları gerekir. İftira etmemeleri gerekir. Evet Biz de e, değerli izleyenler e, şöyle ifade edelim. Sayın Başkan e, burada e, şahsımında da konuğudur aynı zamanda. E, elbette eleştireceğiz. Fakat e, eleştirirken de e, ayaklarımız yere bassın lütfen. E, somut verilerle eleştirelim. An, en acımasız soruları soralım kendilerine. Ama dediğimiz gibi ayaklarımız yere bassın. Mantıklı eleştirilerde bulunalım. Ee, selamun aleyküm. Sadece şunu e, anlayamadım demiş. 32 yıldır iş makinesi operatörüyüm. Bu dünyada insanlar Kendilerini neden anlatamıyor? Anlatıyor velakin anlamak istemiyorlar. Nedense hırsızlara kapı ağzına kadar açık. Ünyede sadece gariban Elinden tutan, hal hatır soran tek kişi Ahmet Arpacıoğlu'dur. Ülkemiz Allah'ın adıyla güzel günler görecektir. Saygılar sunuyorum demiş. İnşallah, İnşallah demiş. Eee Fenerbahçe'li bir arkadaşımız. Başkanım, hem hukukçu e, aslında hem siyasi partinin il başkanı hem bir hukukçu sıfatıyla e, bu akşam e, soru sormak istiyorum. Hayır, mümkün. Şimdi, muhalefet ederken de sizin e, az önce ifade ettiğimiz gibi ayakları yere bassın dedik ya, ayakları yere basarak az önce e, somut verilerle e, konuşmuş da bizi Doğru yolduğumuzu gösteriyor. Bu 100, 103 amiral ile ilgili ne düşünüyoruz? Yani e, gerçekten bu adamlar darbe yapmaya teşebbüs ettiler mi? Şimdi bir taraftan baktığınızda bunu bir darbe iması olarak ki zaten darbe iması ifadesiyle kullanıyorlar darbe iması. Şimdi emekli bir amiral. Bu adamların tamamı denizci ve hepsi karada yaşıyorlar şu anda. Ellerinde. Herhangi bir efendim bir gemi, bir savaş aracı, bir efendim e, donanma şu bu falan filan yok. Tamamı emekli. Nasıl bir darbe imasında bulunmuş olabilirler? E, Yüce Türk Milleti e, kelimesinde sonradan eklendiğini, o cümlenin sonradan e, eklendiği ortaya çıktı bugünkü sorgulamada. Şimdi orada, orada e, daha başka şeylerin de olduğu ne dair bir takım iddialar evet. efendim yazılanlar, çizilenler. Tabii bunların bir kısmı... 'nın bir belgesi bir dayanağı resmi olarak ortada olmadığı zaman hepsi dedikodu mahiyetinde kalıyor. E birileri de bu işin ta saraya kadar uzandığını ifade edenler, iddia edenler de var. Evet. O zaman e yani böyle bu tip, bu tip imalar da var. Şimdi neyse bunların dedi işin dedikodu Biz, boyutu bir tarafa. Biz sadece bu metni değerlendirelim. Öncelikle şunu ifade edeyim. Kim olursa olsun, hiç kimse bu millet hariç bu millet hariç hiç kimse seçilmiş bir iktidara efendim uyarıda böyle bir muhtıra da bir efendim bir ultimatomda bulunma hak ve yetkisine sahip değildir. İşte 1971 muhtırasında yapıldığı gibi veya 27 Nisan 2007'de yapıldığı gibi. Parantez açıp şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu iktidar Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı 2007'de dönemin genel kurmay başkanı tarafından biz şu şu yapılanlardan rahatsızız. Bunları derhal düzeltin diye adeta emir verircesine talimat verircesine muhtıra yayınlayan o dönemin görev başındaki Genelkurmay Başkanına dönüp de siz ne diyorsunuz diye sormadı. Sormadı. Soramadı değil, sormadı. Neden sormadı? 2007 seçimlerini o darbe mağduriyeti üzerine bina etti. 2009 seçimlerini o darbe mağduriyeti üzerine bina etti. Bu devletin bütün kurumlarını FETÖ denilen terör örgütüne teslim ettiği 2010 Anayasa Referandumu'nu yine 27 Nisan muhtırasının üzerine bina ederek iktidarını sağlamlaştırdı. Şimdi ben kendi kanaatim. Bunu tasvip etmediğimizi ifade ettik. Lanetlediğimizi ve kınadığımızı da ifade ettik. Ama 2007 dar muhtırasına ses çıkarmayan bu siyasi iktidarın hiçbir hukuki ya da fiili anlamı olmayan emekli bir takım amirellerin kendi kafalarından uydurduğu bir takım şeylerle düşünceleri açıklamanın ötesinde hiçbir anlamı olmayan bu metnin arkasına sığınıp darbe e, söylemini bir mağdur edebiyatı oluşturmanın peşinde. Hı hı. Ve önümüzdeki seçimlerde efendim işte biz şunu yapmak istiyorduk da işte bize yaptırmadılar. Hala darbeciler var. Hala darbeciler. Bunun üzerine bir mağduriyet e, edebiyatı oluşturmaya çalışıyorlar. Tek amaç bu. Yoksa buradan darbe falan çıkmaz. Böyle darbe olmaz. Böyle bir muhtara yani olmaz. O zaman gündemi değiştirmeye, e, gerçek gündeme dönmeye devam edelim. Yani Türkiye'deki asıl işsizliğe, iş, e, gençlere darbe yapılıyor, iş yok. Esnafa darbe yapılıyor, siftasız kepenk kapanıyor. Emeklilere darbe yapılıyor, insanlar ay sonunu getiremiyorlar. Gerçek üretici sanayicilere diyor. sanayicilere darbe yapılıyor. Kapılarına kilit duruyor sanayiciler. Efendim iflas bayrağı çekmek, da ilan etmek durumunda kalıyorlar. Gerçek darbe onlara yapılıyor. İşte bu tabloyu, bu ekonomik ve sosyal çöküntünün üzerine kapatmak maksadıyla bunu kullanıyorlar Soru deyip evet. geçelim. Evet 19 yıldır diyor hiç mi iyi bir şey yapılmadı demiş ee, az önceki soruyu soran arkadaş. Ee, bir kişi muhalefet bu akşam tek kişilik muhalefetle <laughs> devam ediyoruz. Arkadaşlar muhalefet olun elbette ama az önce dediğimiz gibi e, ayakları yara basan eleştiriler istiyoruz. 19 yıldır diyor bu devlet hiç mi iyi bir şey yapmadı hep baltaladınız diyor. Az önceki Cemil Arpacıoğlu isimli arkadaşımız. E, Sercan Peret demiş ki zaten şu an kendinden olmayan herkese FETÖ'cü ya da PKK'lı ilan etmiyor muyuz? Siyasette düşünceler karşıt olabilir ama aynı vatan içinde kardeşiz. Neden bu kadar ayrı olduk? 80'lerde sağ sol vardı tamam ama bugün o durumdan daha da kötü durumda değil miyiz sizce diye e, böyle bir soru sormuş. Mehmet Arslan, ben e, Sercan Peret'in söylemini aslında çok önemsedim. E, buna e, vurgu yaptım. Siz de değerlendireceksiniz diye ümit ediyorum. Allah razı olsun kıymetli kardeşim. İyi ki varsınız. İyi ki Saadet Partisi var demiş. Evet e, Erol Kışla da teşekkürler başkanım diye mesaj göndermiş. Evet başkanım e, gerçek gündem dedik, ekonomi dedik. Şu an e, 19 yıldır gerçekten iktidar hiç mi doğru bir şey yapmadı? E, hastanelerde işte e, yollar yapılıyor, işte ne bileyim e, bir sürü şeyler yapılıyor. Hiçbir bir şey yapmadı? Hiçbir şey yapmadı demek elbette ki biraz insafsızlık ve vicdansızlık. Soruyu olur. yönelttim size. Cemil Arpacıoğlu'nun sorusunu. Yani yapılan yollara biz yok mu diyoruz? Hayır. Yapılan hastanelere biz yok mu diyoruz? Hayır. Yani iyi şeyleri yapılan okullara biz yok mu diyoruz hayır elbette ki bu ülkede bırakın da 19 yılda bu milletten topladığınız efendim katrilyonlarca verginin karşılığında az çok bir şeyler yapılmış olsun bunlar bir lütuf değildir bu millet bu iktidarı o hizmetleri yapması için seçti zaten siz burada tutup da efendim ben şunu 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 yaptım yol yaptım köprü yaptım okul yaptım, hastane yaptım, postane yaptım şeklindeki şeyi çok büyük bir lütufmuş gibi bu insanların başında devamlı bunları vurgulayamazsınız. Bu doğru bir şey değildir. Doğru siyaset anlayışı değildir. Siz bu ülkenin ekonomik sistemini değiştirebildiniz mi? Üretim mi yönelik bir ekonomik tablo, ekonomik sistem oluşturabildiniz mi? Hayır. Yolsuzlukları engelleyebildiniz mi? Torpili engelleyebildiniz mi? Bu ülkede iktidar partisine mensup bir Milletvekilinin çıkıp FETÖ borsası kuruldu dedi bunu. Buna engel olabildiniz mi? Yargıda tam anlamıyla bir güven sağlayabildiniz mi? Adaleti sağlayabildiniz mi? Hayır. Şimdi hiçbir bir şey yapılmadı. Hemen aklıma gelen bir husus. Sayın Genel Başkanımız Sivas mitinginde dedi ki: Biz bu ülkede şu anda acil olmayan yatırımları durdururuz. Nedir? İşte altyapı hizmetlerinin bir kısmı. Bunların acil değildir. Bunları durdururuz. Bir tasarrufa gideriz. Elde etmiş olduğumuz kaynakları insanların refah düzeyini artırmak için işte işçiye, memura, emekliye zam şeklinde bunlara bu şekilde veririz. Sanayileşmeye, efendim fabrikaların kurulmasına, tarıma, hayvancılığa destek veririz diye böyle bir ifade kullandı ve sonrasında dedi ki Sivas'a yapılan hızlı tren veya yollar. Sivas'tan sadece göçü artırmaya yarayacak dedi o gün. 2018'de. Aradan geçen iki yılda Sivas'tan sadece göç oldu. Sivas'a yeni bir fabrika kurulmadı. Sivas'ta hayvancılık canlanmadı. Sivas'ta efendim şey canlanmadı. Bunu Sivas konusunda özellikle örnek veriyorum. Çünkü o dönemde çok yüklenilmişti. Çok kullanıldı. Çok kullanıldı. Hizmetleri Hizmete karşı evet. çıkıyor, engellemeye çalışıyor diye çok kullanıldı. Ama bugün ne kadar doğru Şimdi, bugün Gelinen noktada rakamlara baktığınız zaman Sivas'ın nüfusu aşağı doğru gitmiş. Hı. Sivas'ta efendim milletvekili sayısı düşmüş. Buna baktığınız zaman genel başkanımız haklı çıktı. Evet Karadeniz sahil yolu yapıldı. Evet orduya havadan yapıldı. Ordunun çevre yolu yapıldı, ünyenin çevre yolu yapıldı. Biz bunlara yok mu, diyelim, yok mu diyeceğiz şimdi? Hayır. Allah razı olsun vesile olanlardan. Ama bırakın da bunlar da yapılsın artık değil mi? O zaman ben şunu sormak istiyorum. 19 yılda, 1-2 yıllık ürün düşüşü haricinde, ürünün az olmasından kaynaklı fiyat artışı haricinde fındık üreticisinin emeğinin ve alanın terinin karşılığını aldığı bir yıl söylesinler bana. Eğer gerçekten fındık üreticisi emeğinin ve alın terinin karşılığını alabilmiş olsaydı bu köyler, bu ilçeler, bu beldeler bugün boşalmamış olacaktı. Orada nüfusun %65.4'ü 3 ilçemizde yaşıyor. Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçemizde yaşıyor. 754 bin kayıtlı nüfus var. 3 ilçede bu nüfusun %65.4'ü. Kayden böyle. Ama filan baktığınız zaman Altınordu'nun nüfusu 300 bin, Fatsa'nın ve Ünye'nin nüfusu 150'den 300 bin, 600 bin nüfus Üç ilçemizde yaşıyor. Bunun e, eğer gerçekten bahsedilen hizmetler, müreff, refah düzeyimiz yükselmiş olsaydı, bu köyler boşalmayacaktı, bu insanlar toprağını terk etmeyecekti. Devamlı surette nüfus kaybediyoruz. Ordu'da açılan yeni bir sanayi kuruluşundan bahsedebiliyor muyuz? Hiç. Birkaç tane tamam tekstil atölyesi var. Ordu'nun sanayileşmesi, hayvancılığa dayanırsa eğer, burada yetiştirilen hayvancılığa dayanırsa eğer, orada sanayileşme var diyebiliriz. Ormancılığa dayanırsa eğer, orada sanayileşme var diyebiliriz. Efendim fındığın, dünya fındığının yüzde yirmisini üreten orduda çok ciddi çikolata markaları üretmişseniz biz siz, sanayileşme sağlamışsanız fındık üzerine burada sanayileşme var diyebiliriz. Evet, tekstil atölyeleri kuruluyor. Burada insanlarımız iş, aş imkanı buluyorlar. Bunlar güzel şeylerdir. Bunlara elbette karşı çıkacak değiliz. Ama biz küresel tekstil firmalarının, tekstil devlerinin ucuz iş gücü, asgari ücretli kölelere olmaya razı değiliz. Onlar bu atölyelerde üretmiş oldukları mal, e, çalışıyorlar, efendim mal üretiyorlar. Ama bu üretimden hak ettikleri payı alabiliyorlar mı? Hayır. Bir Amerikalı şirket geliyor, işte... Ee, konunun ayrıntısına girmeyeceğim. Burada Türkiye'de bir şirket kuruyor, birileri Amerikalı birileri geliyor. Tür Ordu'da bir şirket kuruyor ve burada e, bir takım faaliyetlere başlıyor. Bir yakın bir dostumuz soruyor diyor ki ya niye bunları Amerika'da yapamıyor musunuz? Ya diyor evet Amerika'da yapabiliyorum. Ama diyor Amerika'da yaptığım zaman diyor oradaki çalışan bir işçi benden diyor saatini 15 dolar istiyor. Ben 15 dolar'a verdiğim zaman burada diyor bir kişiyi bir gün çalıştırıyorum. Yani Şimdi yok. Yok. böyle böyle bir tabloya siz bu ülkenin refah düzeyinin arttığına bahsetmek mümkün değil. Evet iyi şeyler var. Ama bu iyi şeyler bizim toplumun refah düzeyine ne kadar yansıdı? Refah düzeyine ne kadar yansıdı? Bundan bahsetmek mümkün mü? Evet, mümkün değil. Maalesef. O zaman o kardeşimiz soruyu soran o kardeşimiz artıyı ve eksiği iyi değerlendirmeli sonuçlara bakmalı. Bu imkanlar kendisine ne sağlamış? Hayatında ne kadar bir e, rahatlama, refah düzeyi artışı sağlamış? Bunlara bir kıyaslasın. Hı. Daha son, doğru sonuca o ulaşacak o zaman bizim ne söylemek istediğimiz o zaman daha iyi anlayacaktır diye düşünüyorum. Akkuş'a yapılan res ile Mesudiye'de yapılması planlanan res e, aslında HES demek istemiş. Rüzgar enerji e, Rüzgar enerjisi ise Rüzgar enerjisi evet. evet. Orada e, o şekilde bir yatırım olduğunu e, biliyorum Akkuş'ta. Evet, e, i̇nşallah resttir. Ben e, HES olmasını e, inşallah arkadaş doğru yazmıştır. Fatsa altın maden ocağı faydalı mıdır, zararlı mıdır demiş Samet Saltı. Ve Mesudiye'deki ve Akkuş'taki RES ile ilgili başkanım ne düşünüyor demiş. E, Saadet Parti İlçe başkanlığımız demiş ki Türkiye'nin gerçek gündemi ekonomidir e, diye mesajını göndermiş. Kafkas Bilgin, e, selam olsun Kafkas Bilgin'e de. Gündemin şifrelerini çözen kıymetli Başkan, seni seviyoruz demiş. Sağ olun. Ee, siz az önce Sivas'tan bahsedince muhalefet olan e, Cemil Arpacıoğlu isimli arkadaş, Başkanım, Sivası Sayın Abdullah Şener terk etti, halk ne yapsın demiş. Siz Sivas'tan göç gitti deyince Abdülaziz Şener'den Biz şahıslarla uğraşmıyoruz. Yani çayı da bir anlat, çayı da anlat demiş. Çayda dönen dolapları da anlattı. Sayın Başkanım. Kafkas Bilgin e, mesaj göndermiş. Ergül Güneş, e, Başkanım birlikte hareket edelim. İlçelerde tekstil atölyesi kurarak ilçelerin göçünü önleyelim. Öncelikle Gölköy'den başlayalım. Sizlerin katkısına ihtiyacımız var. Teşekkür ederim demiş. Çayı da anlat demiş Kafkas Bilgin. Çayda dönen dolapları anlattı. Başkanım çayda dök, dolap mı dönüyor? Şimdi çayda dönen dolaplar tabii onlar e, Trabzon, Rize ve Artvin illerimizin temel bizde nasıl fındık konuşuluyorsa onlarda da ister istemez çay konuşuluyor da şimdi son günlerde bakıyorsunuz eee çaykur, çaykur, Çaykurda yani. ciddi bir zarar olduğu e, kamuoyuna açıklandı. Halbuki bu Çaykur e, ciddi anlamda e, en azından şarkı e, çarkı çeviren ve zarar etmeyen bir kuruluştu. Ne zaman ki Türkiye Varlık Fonu bünyesine aktarıldı. Ondan sonra zarar etmeye başladı. Evet. Yani oradaki arka planın ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Ama şunu çok iyi biliyoruz. Oradaki e, teşkilatlarımız, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımızla olduğumuz irtibatlarda, onlar da bizim gibi çayı maliyetine satıyorlar. Çaydan büyük sermaye kazanıyor. Yine ithalat izni veriliyor zaman zaman. O ithalatçı firmalar kazanıyor, ihracatçı firmalar kazanıyor. E, ama gerçekten bu işin Emek yükünü çeken insanlar, üreticiler ve o sektörde çalışan işçiler emeğinin ve alın terinin karşılığını alamıyor. O da bir gerçek. Bizim fındıkta olduğu gibi mi? Aynı tablo. Bizim fındığın durumu ne olur başkanım? Şimdi, Memleket meselesi dedik ya ne olur bu fındığın meselesi? Şimdi, gerçekten fındık çok vahim bir durum. Ee, Sayın Şensoy e, ses duyurmaya çalışıyor. Gırıp gırıp kavuruyoruz diyor. şey Bir şeyler yapmaya gerçekten çalışıyor. Mücadele ediyorlar ama. Bu mücadele e, sonuç verir mi ordunun Halkın mücadelesi. Ben o sonucun ve alınacağına dair ümidim var. İnsanlar yavaş yavaş daha duyarlı hale gelmeye başladılar. O yüzden e, onun bu sonucun elde edileceğini düşünüyorum. Sizin fındığın durumu ne olacak? Şöyle söyleyeyim. E, fındığın ne olduğunu önce doğru tespit etmek lazım. Belki biraz uzun olacak bu ama bunları söylemek zorundayım diye düşünüyorum. E, şöyle, fındık nedir? Fındık işte Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan bir üründür filan. Bu basit bir e, tanımlamadır. Fındığın asıl tanımlaması şöyle olmalıdır. Fındık 100 milyar dolara aşan dünya çikolata piyasasının en önemli 5. 6. ham maddesidir. En önemli 5. veya 6. ham maddesidir. Fındıkta şey çikolatanın içerisinde efendim kakaosu vardır, unu vardır, şekeri vardır, tatlandırıcısı işte bademi vardır, fıstığı vardır, fındığı vardır filan. Bunlarla birleştirilerek değişik lezzetlerde e, çikolata üretilir. Bunun içerisine baktığınız zaman ana kalemlerden birisi fındıktır. Ama fındık üreticisi bu 100 milyar doların içerisinde Türkiye'ye giren en fazla 2 milyar dolar. En fazla, ortalama 2 milyar dolar. 98 milyar dolarını diğerlere alıyor. Diğer ürünlerin de üreticileri alamıyor. Sermaye sahipleri alıyor. Kim alıyor bunu? İşte İtalya'nın, İsviçre'nin, işte Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın devasa çikolata fabrikalarının sermaye sahipleri alıyor. Ne kakao üreticisi bunu alabiliyor? Ne efendim işte un üreticisi bunu alabiliyor? Ne şeker üreticisi bunu alabiliyor? Onlar bu piyasaya bunlar hakimler. Şimdi fındıkta yabancı sermayenin ciddi bir tekelleşmesi var geldiler. En büyük ihracatçı firmamızı satın aldılar. Hem ihracat konusunda hem de Türkiye'den ithalat konusunda tekel konumuna geldiler. Ve özellikle 5 ana yabancı firma ki bunlar toplam ihracatın hemen hemen 3'te ikisini yapan firmalar. Belki daha da fazla. Şimdi rakamlara girip hata yapmak istemiyorum. Ama ciddi bir kısmına bunlar hakim durumda. Ve her birinin ekonomik büyüklüğüne baktığınız zaman en küçüğü 15-20 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe sahip. Üreticiler ise, bunun karşısında üretici ise baktığınızda birbirinden tamamen dağınık, bireysel ee, bir çatı altında toplanamamış, örgütlenememiş bir yapı halinde. Kimisi 3 ton, kimisi 5 ton, kimisi 1 ton, kimisi 2 ton fındık üretiyor ve tek başına bu sermaye istediği gibi fındığın fiyatını belirliyor ve bundan para kazanıyor. Hem de kat be kat para kazanıyor. Şimdi, kontrollü bir şekilde fiskobillik devre dışı bırakıldı. Üreticinin kuruluşuydu. Devre dışı bırakıldı. Ziraat odaları devre dışı bırakıldı. Ziraat borsaları, şey, ticaret borsaları devre dışı bırakıldı. Ticaret odaları devre dışı bırakıldı. Ve fındık üreticisi tamamen sahipsiz kaldı. Piyasa efendim serbest piyasa koşullarına açıldı. Arz talep dengesine göre fiyat oluşsun dedi. Bir tarafta bunlar yapan, yaşanırken diğer tarafta özellikle yabancı sermayenin Sermaye sahibi bir şirketler geldiler Giresun'u, Ordu'yu, Samsun'u, Trabzon'u adım adım karış karış bütün köylerine kadar gezdiler. Bütün toprakları analiz ettiler. Yok değerli tarım projesi alt, adı altında yok efendim işte iyi tarım projesi adı altında Aybastı'dan Akkuş'una, efendim Gölköy'üne kadar, Gürgen defesine kadar veya işte Giresun'un Çanakçısına, Görelesine Delalesine kadar her tarafı gezdiler. Ve üreticiyle birebir işte üreticiye şirin görünerek efendim biz size yardımcı oluyoruz, destek oluyoruz, ürününüzü artırıyoruz filan. Şimdi son aşamaya geçtiler bakın. Son aşamaya geçtiler. Şu anda bu yabancı sermaye tespit etmiş olduğu bu araziler içerisinde en değerli olanlarını gerek şirketler aracılığıyla gerekse şahıslar aracılığıyla ki ilk etapta anlaşılmaması için Türkiye'deki ticaret mevzuatına göre kurulmuş ve kayden yerli ve milli olduğu görünen kağıt üzerinde böyle görünen bu şirketler aracılığıyla şu anda toprak satın alıyorlar. Toprak satın alıyorlar. Bildiğim işte çarşambada bir miktar arazi satın alındığı, Ulubey'in bir köyünde bir miktar arazi satın alındığı. Bunlar yabancı şirketler. Sahibi yabancı olan şirketler. Toprakları satın alıyorlar. Şu ana kadar planlı bir şekilde üreticinin bu topraklardan ürün elde az ürün elde etmesi, veya elde ettiği üründen hak ettiği kazancı elde edememesi için bir fiyat baskısı altında tutuldu. Ve şu anda üreticiye geliyor bunlar toprağını sat. Kaç lira? Efendim toprağın değeri işte ne kadar? 500 lira veya 1000 lira. Al kardeşim sana 2000 lira toprağını devret. Veya ne kadar gelir elde ediyorsun sen buradan? İşte senede 1000 lira. Ben sana 1000 lirayı veriyorum bana kirala toprağını. Şimdi ben bakıyorum da zaten bir şey elde edemiyorum topraktan. Kiralayayım mülkiyeti nasıl olsa benim dedim. En iyi ihtimali söylüyorum. Ben toprağımı kiraladım A şirketine. Şimdi ne yapacağım ben? Her yıl bana bir miktar para ödenecek veya bir miktar ürün verilecek. Ben o toprağın üzerine hiç gitmeyeceğim. Ben toprağımı unutacağım. Benim unuttuğum toprağı benim oğlumun çocuklarımın bilmesi mümkün mü? Değil. Benim çocuğum yarın o toprağı satacak. Ne zaman? 10 yıl sonra. En fazla. 10 yıl sonra o toprağı satacak. Ve sattığının kim olduğunu da bakmayacak. Bu toprakların bu şekilde bir tehlikesi var. Şimdi geriye dönüyorum. Gelinen bu noktadan geriye döndüğümde 2007-2008'lerde biz şu ifadeyi kullandık. O dönemde e, bölücü terör örgütünün işte Karadeniz'e sızma girişimleri vardı. Bir takım Mesudiye'mizde veya Giresun bölgesinde olaylar yaşanıyordu. Biz o zaman dedik ki bakın bu toprakları savunmanın yolu fındık üreticisine hak ettiği e, şeyi karşılığı vermenizden geçer. Vermezseniz eğer bu topraklar boşalır. Bu topraklar boşaldığında dışarıdan buraya her türlü etkili yetkili insanlar girer. Terör örgütleri girer. Fındığı savunmak Karadeniz'i savunmaktır. Karadeniz'i savunmak Türkiye'nin bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü savunmaktır demiştik o dönemler. Şimdi gelinen bugünkü noktada yaşadığımız bir takım şahit olduğumuz bir takım gelişmeler karşısında o gün bir şeyleri doğru analiz ettiğimizi ve haklılığımızı gösteriyor. Fındık serbest piyasaya bırakılmayacak kadar önemli ve değerli bir üründür. Ürünün önemi sadece ekonomik değerinden kaynaklanmaz. Bu toprakların tapusudur fındık. Eğer siz bu yabancı şirketler üreticilerinden 3 dolara bu fındığı alıyor şu anda 3 dolar da değil fındığın fiyatı. 3 dolara alıyor gidip bundan 10 dolara 15 dolara belki satıyor. Servetine servet katıyor. Üretici emeğinin karşılığını alamayınca ne yapıyor? O toprakları, köyleri, mahalleleri terk ediyor. Ve eline geçen ilk fırsatta daha ekonomik bulduğu başka şeylerle bunu değiştirme yoluna gidecek. Ve bu topraklar bizim elimizden çıkacak. Yabancı sermaye bakın çok uğraştı. Güney Afrika'da uğraştı, Arjantin'de uğraştı, Şili'de, Brezilya'da uğraştı. Aynı şekilde fındık üretmek için yıllardan beridir bunun çabasını sürdürüyor. Fakat aynı lezzette, aynı tatta, aynı aromada, aynı kalitede fındığı üretemediler. Üretemedikleri için bu topraklara, coğrafyaya geri döndüler. Bu basit bir mesele değil. Birilerinin bu topraklarda halen daha Pontus Rum hayali var Doğu Karadeniz'de. Vazgeçmediler bundan. Bunları bir bütün olarak değerlendirmek durumundayız. Tarihsel bir vaka tarihsel vakalarla birlikte değerlendirmek durumundayız. Meseleyi sadece dediğim gibi efendim işte 400 bin kayıtlı üretici var. Bu üreticilerin işte şu kadar geliri var, şu kadar gideri var şeklinde değerlendirmemiz yetersiz olacaktır. Fındığın bu ülkenin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğüyle doğrudan ilgisi vardır. Çayın da aynı şekilde. Her bölgemizin kendine has ürünleri, tarım ürünleri, madenciliği her anlamda hem stratejik anlamda hem de ekonomik anlamda önemli konumları, değerleri vardır. Meselelere bu boyutuyla da bakmak durumundayız. Özelde bizim fındığımız için de bu şekilde bakılması gerekir diye düşünüyorum. Evet başkanım gerçekten e, yüreğine sağlık. E, ben de izninizle şu anki fındıkla ilgili bir konuştuğunuz kısmı e, kesip sosyal medyada çünkü ben Can Kulayla dinledim. Bunu her ordulunun, her Karadeniz'in, her Türk milletinin Can Kulayla dinlemesi gerektiğini düşünüyorum. Birkaç mesajımız var. Aslında sözlerinizi bölmek istemiyoruz fakat izleyici de bizim için değerli olduğu için size yönetmem gereken ifadeleri var. Onları da izninizle size yönetmiş olacağım. Münih'ten tüm izleyicilere selamlar, hayırlı Ramazanlar demiş Erol Kışla. Cemil Arpacıoğlu isimli arkadaşımız İyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum başkanım. İnşallah görününüz olur demiş. E, muhalefet olmayı herhalde bıraktı Cemil Arpacıoğlu. Arkadaşlar muhalefet olmalı. E, muhalefet olmalısınız. Sayın Başkanımın e, söylemlerinde olumsuz bir durum varsa elbette eleştirmek e, bizim hakkımız. Kafkas Bilgin demiş ki... ...çayın fiyatını devlet açıklıyor. Fakat üretici kontenjan oyunuyla özel sektör eline düşürülüyor. Ve özel sektörde istediği fiyata alım yaparak üretici mağdur ediyor... Oysa devletin açıkladığı fiyattan daha düşük fiyata almasının önüne devlet geçmelidir. Bu konu üreticiyi özel sektörün inisiyatifine bırakıyor ve üretici aldatılıyor demiş. Kafkas bilgin. Ahmet Arslan, başkanımızı asıl gündemi en iyi şekilde özetliyor. Başkanımız demek istemiş herhalde. Başkanımız asıl gündemi en iyi şekilde özetliyor. Teşekkürler başkanım demiş. demiş. Ee, Tekin Çelenk, Sertlere damarlı. Yine sertlere damarlı. Tekrar sertlere damarlı. Selamlar Başkan, selamlar Ahmet demiş. Tekin <laughs> abim ben e, Tekin hocam çok e, şöyle zeki bir insan. Tanıyorum başkan. Tanıyorum kendisini. Yani burada aslında e, birkaç satır iki kelimeden oluşan birkaç satır yazmış ama o kadar çok şey sızdırmış ki e, onu aslında size e, sormak istiyorum. Birkaç mesajımız var. Ağzına sağlık Başkan demiş Hamit Taşkın Erdoğan. Hakan Yıldız da demiş ki Ahmet Bey iyi yayınlar hayırlı ramazanlar sayın başkanımız Ünye'mize hoş gelmişler sefalar getirmişler demiş Hakan Yıldız. Bizim TV Liginin Ünye temsilcisi aynı zamanda Ergül Güneş başkanım Ordu ilimiz ve ilçelerinde konferans yapıp verimli üretim için bilinçli üretim nasıl olur? Ee, gübre nasıl ee, hayvan gübresi özür diliyorum sayın Ergül başkanım mesajım biraz uzundu. Seni seviyoruz. Erkan Temiz başkanım sayesinde ee, bir benimli olmaz halkımızın tamamen bilinçlenilmesi sizlerin öncülüğünde olsun teşekkür ederim demiş. Aslında çok güzel şeyler yazmıştı da ben bu akşam hani hep vaktimiz kısıtlı ya evet. diğer arkadaşların da vaktilerini almayalım diye e, bazen böyle hızlı geçebiliyoruz. Ergül Başkan bizim ağabeyimiz e, başkanımız bizim ne demek istediğimizi anlar. Ahmet Topal da iyi yayınlar dilerim demiş. E, şimdi Tekin Hocam diyor ki sertlere Damarlı Yolu. Başkanım bu yol Ne olacak? Şimdi Bak memleket ee, meselesi dedik ya. Memleketin gerçekten <laughs> çok büyük bir mesele. Ne olacak bu Tam damarlı yolda? Sartte'de damarlı tabii bizim çocukluğumuzda açılan bir yol. 80'li yıllarda o yol yapılmıştı. Ee, o yol Karayolları tarafından yapıldı. Ee, bu Gürgendepe üzerinden Görke'ye bağlanan yol kış şartlarında, ağır kış şartlarında ulaşımı zor olduğu için işte karın, buzun daha az olduğu o hat üzerinden bu yol yapıldı. Tabii sonradan ee, mevcut haliyle Gürgendepe-Gölköy e, yolu yapılınca o yol tamamen atıl kaldı. O yol dedim ya karayollarının yaptığı ve onun tasarrufu hüküm ve tasarrufu altında olan bir yol. Ama karayolları burayı unuttu gitti. Çünkü e, şu anda oranın ekonomik bir şeyi yok, değeri yok karayolları için. Mutlaka olmaz olmaz anlamında bir yol değil daha önce bu gündeme geldi. biz de bunu bir kez gündeme getirdik ve Büyükşehir Belediyesi'ne şöyle bir tavsiyede bulduk. Yani burası artık Büyükşehir Belediyesi'nin tasarrufu altına alınan bir yol devri yapılmalı ve o bölgede şeyden başlıyorsunuz. Ulubey'in Karakoca Mahallesi. Hatta Ulubey'den başlıyorsunuz. Karakoca'dan itibaren Ta ki Damarlı işte çatalar Çatalarmut dediğimiz mevkide Gölköy'ün e, Emirler Köyü yanlış hatırlamıyorsam evet. oraya bağlanan bir yol burası. Ve bu hat üzerinde belki 20'nin üzerinde köy var. Ve bu köylerin tamamının yolu bu hat üzerinden geçiyor. Evet. İnanın köye ulaşmak e, yani en azından işte bu e, kasistlere giderilmiş olsa bırakın genişletmeyi hepsinden vazgeçtik de bir kaplama asfalt yapılsa da rahat gidip gelebilse oranın insanları. Yüzlerce binlerce özel araç. O hattan gidip geliyor. Köy minibüsleri dolmuşlar. O hattan gidip gelebiliyor gidip geliyor. Ee, ciddi bir problemdir o. Yani Tekin veya Tekin abiye çok teşekkür ediyorum yani onu gündeme getirdiği için. Biz de buradan bir kez daha çağrıda bulunalım sayın Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza. Evet Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım anlamında çok ciddi yatırımlarının olduğunu görüyoruz ve bu noktada kendilerini de tebrik ediyoruz. Burası da mutlaka dikkate alınmalı. O yol karayolları ile görüşme yapalım. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin tasarrufu altına alınmalı ve o bölgedeki ulaşımı rahatlatacak bir hale getirilmelidir. Bununla ilgili inşallah Sayın Başkan gereğini yapar. İnşallah. Zaten. Biz de böyle çağrıda bulunmuş olalım. Şu an biz de e, belediye yetkilisi tam da bahsettiğiniz konudaki daire başkanı izliyor. E, onun mesajında gördüm bildirim olarak geldi. İnşallah söylemleriniz dikkate alınır diye ümit ediyoruz. Başkanım, e, fındığın fındık bizim zaten e, az önce ifade ettiğiniz gibi kırmızı çizgimiz. E, çözüm nedir? Yani ne yapılması lazım? E, elde tutabilmek için bu toprakları, bu fındığı, bu fiyatları? Ne yapılması lazım? Evet. Yapılması gereken şey şu. Aslında bunun yani uluslararası inanın boyutu var. Neden? 1995 yılında dönemin başbakanı Sayın Tanzu Çiller tarafından yapılan bir gümrük birliği anlaşması var. Daha sonra 99 yılında ve 2001 yılında IMF ve Dünya Bankası ile yapılan bir takım ekonomik anlaşmalar var. Bu anlaşmaların içerisinde baktığınız zaman çok hoş şeylermiş gibi görünen bir takım hükümler daha sonra Türkiye'de tarımı ve hayvancılığı bitirmeye, Türkiye'nin küresel efendim sermayenin pazarı hale gelmesine sebebiyet verecek bir takım hükümler olduğunu görüyoruz. Gümrük Birliği'nin içerisinde ne var? Avrupa Birliği ülkeleri bizden ihtiyaçları olanı istedikleri kadar alacaklar. Ama bize satacaklarının miktarını onlara belirleyecekleri ihtiyacımız olsa da olmasa da her yıl onlardan belli bir miktarda efendim tarımsal ürün gerek üretim anlamında gerek efendim yarı mamul anlamında gerekse mamul madde anlamında her yıl onlardan belli bir miktarda gıda ürününü satın almak durumundayız. Tarımsal ürünlere, tarımsal makinaları satın almak durumundayız. Bu şekilde şeyler var, hükümler var. Ve bizi bağlamışlar kendilerine. Öncelikle diyor bana satacaksın. Ben istediğim sürece bana satacaksın. Ha benim istemediğim kısmı ancak başka ülkelere satabilirsin. Bizim onlar istedikleri ülkeyle efendim, e, imtiyazlı bir takım sözleşmeler yapabiliyorlar ama biz Gümrük Birliği'nin çok dar sınırları çerçevesinde diğer ülkelerle bir takım ticari anlaşmaları yapabiliyoruz. Olayın fındıkla ilgili meselenin bu boyutu var. Eğer devlet en azından bugün acilen ne yapabilir? Diyebilir ki arkadaş dövizdeki artış miktarına dikkat alarak ben fındığın 4 doların altına düşmesine müsaade etmiyorum ve Fisko şeyin temo TMO aracılığıyla 4 dolardan kabuklu fındığı satın alıyorum dediğinde bu bölgenin tamamı rahatlayacak. Bu bölgenin tamamı rahatlayacak. Ekonomik olarak rahatlayacak. Niye denmiyorlar ciddi... başkanım? Çok zor bir şey değil aslında. Niye denmiyor? Niye denmeyebilir? İşte bu güm, gümrük birliği meselelerinden dolayı bunu diyemiyorlar. IMF'ye verilen taahhütlerden dolayı bunu diyemiyorlar. Dünya Bankası'na verilen taahhütlerden dolayı bunu diyemiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı taahhütleri e, tek taraflı feshedebiliyor. Mesela bir gecede... Sizin alanınız işte e, KYK ile kural çıkarıyor. Ben diyor tanımıyorum bunu diyebiliyor. Bu konuda diyemez mi böyle bir şey? Der demesine. Der. Sonuçta <laughs> tek adam. bizde demesini bekliyoruz. Dünya liderimiz. Demesini bekliyoruz. Demesini bekliyoruz. Yani bu sadece fındıkla alakalı değil. Bu çayla da, bu buğdayla da, bu efendim pamukla ilgili de, bu işte tütün üretimiyle ilgili bu e, yani incirdir, üzümdür, zeytindir. Birçok alanda temel birçok sanayinin ham maddesi halinde bulunan temel e, şey ürünlere e, tarımsal ürünler anlamında da aynı sıkıntı ayçiçeği üreticisinde var. Aynı üret sıkıntı çeltik üreticisinde, pirinç üreticisinde, incir, üzüm üreticilerinde aynı sıkıntı var. Pamuk üreticisinde aynı sıkıntı var. Buğday üreticisinde var aynı sıkıntı. Sadece bizde değil. Türkiye'nin tarımındaki temel meselelerin temel bir sorundur bu. Ha bunların bunların Türkiye merkezli bir anlayışla çözülebilir. Efendim biz dünya ile entegre halindeyiz. Biz Amerika bizim stratejik ortağımız ve müttefikimiz. İşte biz Avrupa Birliği bizim için vazgeçilmez bir medeniyet projesidir dediğinizde siz bu mantıkla yola çıkarsanız eğer. Faiz bir dünya gerçeğidir deyip ben yüksek faize karşıyım. Yani düşük faiz olabilir mantığıyla ekonomiyi idare ederseniz, ülkeyi bu mantıkla yola çıkarak idare etmeye kalkarsanız bu şekilde Türkiye'nin aleyhine Türk tarımını bitirecek, Türk fındığını bitirecek bir takım anlaşmaların veya Türk fındığını yabancı sermayenin eline geçmesine sebebiyet verecek bir takım anlaşmaları fes edemezsiniz. Bu irade Sayın Cumhurbaşkanı'nda var mı? Evet var. Sadece yönetim zihniyetini değiştirmesinden geçer bu. Bu zihniyeti değiştirecek. Hayır arkadaş sen Fransa nasıl kendi Mısır üreticisini düşünüyorsa, Almanya nasıl kendi efendim üreticilerini, Hollanda nasıl kendi üreticilerini düşünüp de bir takım tedbirler alıyorsa, Amerika nasıl kendi üreticisini düşünüyorsa, Türkiye'de öncelikle merkeze kendi üreticisini koyacak ve bununla alakalı piyasayı düzenleyici bir takım tedbirler alacak. İtalyan şirketi gelip Fındık piyasasında istediği gibi har vurup harman savurmayacak veya bir Alman firması gelip Singapur firması gelip Türkiye'de fındık piyasasında istediği rakamları istediği şekilde oluşturmayacak. Oluşturamayacak bunun yolu bu. Siz en azından mesela şunu yapamaz mıyız? Fisko birliği e, tam anlamıyla. Üretimden tüketim noktasına kadar üretici adına fiziko e, şeyi fındık piyasasında tek yetkili tek yetkili lisanslı depoculuk yetkisi verebilirsiniz. Üreticiye üretim aşamasında, üretim öncesinde efendim bir takım avanslar işte gübredir, ilaçtır, işçilik gideridir gibi konularda avanslar vermek suretiyle üreticiyi destekleyen ürününü alıp yarı mamul, mamul madde haline getirip dünyaya, tüm dünyaya pazarlayabilecek bir yapı haline getirebilirsiniz. Ve ben defalarca şunu söyledim. Fiskobirlik teknik konularda bir takım insanları istihdam edebilir. Ancak oy kullanmada, yönetiminde, başkanlığında mutlaka ve mutlaka üretici olan insanlar olmalı. Yani ben olmamalıyım. Bir daha söylüyorum. Fiskobirlik Başkanı Sayın Lütfü Bayraktar benim meslektaşım avukat. Avukattan Fiskobirlik Başkanı olmaz Ahmet Bey. Ben fındık üreticisi, ben çiftçi değilim. Ben hayatımı avukatlık mesleğinden idam ettiriyorum. Sayın Bayraktar da Avukatlık mesleğinden hayatını idam ettiriyor. Yanlış anlamasın beni. Benim söylediğim kendisine karşı oluşum değil veya e, Fiskobirliğin değişik bir e, kooperatiflerinde başkanlık yapan değişik meslek sahibi insanların şahsına veya mesleğine karşı oluşum değil. Sistemi değiştirmek gerektiğinden bahsediyorum. Eğer bir kişi Fiskobirlik fındık üreticisi tarafından, gerçek bir çiftçi tarafından yönetiliyor olsa, yönetim kurulu bundan teşekkür etmiş olsa daha farklı bir yapı olur. Fiskopilin bu şekilde aktif hale getirilmesi gerekir. Ancak bunu kooperatifçilikle üretim maliyetlerini düşürebilirsiniz. Daha yeni pazarlama imkanları bulabilirsiniz. Daha iyi fiyatlarla fındığınızı satma imkanları bulabilirsiniz. Evet. Torku mesela şeker pancarında aynı dediğiniz gibi. Yani birçok bakın evet. Ve bugün yok satıyor. Yani bu kadar büyük bir şey olabilir. Aynı şeyi niye biz fiskobillik çatısı altında neden bunu yapmayalım? fiskobilliğin görevi marketçilik yapmak. Değil. Ama bugün Fiskobirlik kendi varlığını devam ettirmek için e, bu şekilde değişik alternatifle yollara başvurmak durumunda kaldı. Ama Fiskobirlik diğer alanlardan çekilmeli sadece fındık alanında faaliyet yapar. Üretimden tüketim aşamasına kadar üreticinin üretimden kaynaklanan gücünü kullanabileceği bir güç haline getirilmelidir Fisko Birlik. Şimdi biz sosyal medya üzerinden Sayın Haluk Şensoy'u anmadan geçemeyeceğim fındık konusunda. Çünkü e, gerçekten e, fındığın üretiminden pazarlanmasına kadar çok özel bir gayret sarf ediyor. Özel bir gayret sarf ediyor. Şimdi ne yapıyor? Ç çağrımız şu. Ben de zaman zaman kendisine hem siyasetçi olarak hem il başkanı olarak hem de bir fındık bahçesi olan birisi olarak hep destek veriyorum. diyorum. ki Biz bu sese kulak vermek durumundayız. Niye? Ya biz üretimden kaynaklanan gücümüzü eğer biz organize bir şekilde kullanmaz isek bizi bu sermaye ezip geçer. Sahibimiz yok. Ziraat odaları sahip çıkmıyor, ticaret odaları sahip çıkmıyor, fiskobirlik sahip çıkmıyor, toprak mahsulleri ofisi sahip çıkmıyor. Çünkü imkanlar bu kadar. Birisi bir yüksek sesle ses çıkardığında ziraat odası sesini kesiyor. Veya efendim şey sesini kesiyor ne dersiniz ee, ticaret borsası sesini kesiyor. Ticaret Borsası bakın yasal olarak yapması gereken görevi bugün yapamaz hale getirildi. Ne oldu? Bir milletvekili çıktı geçen geçen sene 2019'da Ticaret Borsasının önünde efendim siz nasıl bir fiyat açıklıyorsunuz deyip fındık fiyatı konusunda Ticaret Borsasını günah keçisi ilan etti. O gün bugündür orada Ticaret Borsası fındık fiyatı açıklayamıyor. Fındık fiyatını borsa fındık fiyatı açıklamaz. Piyasada oluşan fiyatı ilan eder sadece. Der ki orduda bugün ortalama 50 randımanlı fındığın fiyatı şu miktardan işlem görmüştür diye bunu sadece ilan eder ve yasal bir zorunluluktur bu. Ama üzerinde kurdukları baskıdan dolayı ticaret borsası fiyat oluşan fiyatı ilan etmekten imtina ediyor. İlan etmiş gibi yapıyor. Etkisizleştirildi. Ticaret odaları aynı şekilde sanayicilerimiz ben sanayicilerimize buradan tekrar sesleniyorum. Bu emperyalist sermaye bahçeye kadar giren, bahçeleri satın almaya başlayan bu emperyalist sermaye yarın gelecek. Sizin o tesislerinizin hepsini tek 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 satın almaya kalkacak. Ve bu bunlarla rekabet edemeyeceksiniz. Çünkü fındık sektöründe faaliyette bulunan o sanayicilerimizin biz ekonomik büyüklüğünü biliyoruz. En baba yiğidi bugün 1 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Ama rekabet ettikleri yabancı sermaye... Paranın sahibi. Ya sadece bir şirket, Singapur kaynaklı bir şirketin ekonomik büyüklüğü Türkiye'nin bütçesi kadar. 400 milyar dolar. Bununla siz rekabet edemezsiniz. Yarın işte bu 100 milyar dolarlık çikolata piyasasındaki etkinliğini artırmak, daha fazla kazanç elde etmek isteyen bu emperyalist sermaye yarın yereldeki bu kuruluşları tek 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 satın almaya başlayacak. Direnemeyeceksiniz. O yüzden fındığın tüm tarafları. Üreticisinden Manavına, işçisine, sanayicisine, ticaret borsasına, ziraat odalarına, ticaret odalarına kadar, bildiğine kadar hepsi mutlaka bir araya gelmek durumunda. Bu emperyalist akına karşı yek vücut olmak durumunda. Bu yerli sermaye dese ki, arkadaş biz fındığı 30 liradan alıyoruz dese, TL basında 30 liradan alıyoruz dese, yabancı sermaye bu işe ne kadar dayanacak? Ama tabii onun da şöyle bir şeyi de var. Siyasi iktidarın, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın bu yerli sermayenin safında, arkasında durması gerekir. Yabancı sermaye bunu ezdirmeyecek bir mevzuat yapısını oluşturması gerekir. Tek başına olacak bir şey de değil bu. Başkanım siz bunları anlatırken e, yıllar önce e, aslında feryat ediyordu siyasiler, e, yöneticiler böyle yaparsanız AVM'ler gelecek bu şehre bu ülkeye diyorlar idi. Yerel esnaf bunu ciddiye almıyordu ama bugün yerel esnaf bugün gelen noktada e, AVM'lerden şikayetçi. AVM'ler e, artık e, isimler işte isimler, A, B, C, isim AVM'ye İsim isim, isim, isimler, isimler, isim gelirken, Bütün mahallenin içine kadar geldiler ve bugün küçük esnaf ağlıyor. Ağlamayı bırak kepenkleri kapattılar. E, bu söylemlerin 3-5 tane önce aslında bir fırtınanın e, ayak sesiydi ama bugün de e, ben 3-5 sene önceki konuyu e, hatırladım size anlatırken. Aslında dikkat alınmazsa 3-5 sene sonra bugünkü bakkalların diyeyim, yerel esnafın durumuna gelmiş olacak. E, birkaç mesajımız var. Muhterem kardeşim sana ve değerli konuklarına hayırlı ramazanlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın başkan toprak satma ve satın alma konusunu işlerken aklıma İsrail'in kuruluş yılları geldi. Bu kadar önemli olan konuda en acı durum Halkımızın duyarsızlığıdır. Bu konuyla ilgili görsel ve yazılı basında çok makaleler kaleme alınmalı. Programlar yapılmalı. Daha çok yapılmalı demiş. Çok teşekkür ederim demiş. Ee, az önceki bahsettiğiniz toprak e, satma konusunda. Ahmet Akköse abimin e, mesajı. Teşekkür ederim. Selamlar. Başkanım ordunun onlarca sorunlarını sıraladınız. Ve bu beni endişelendirdi demiş Kafkas Bilgin. Benim orduya yerleşmem için hiç mi olumlu bir yönü yok? Ordu'nun varsa bir iki tane söyle, söyleseniz demiş ben de elinize yerleşmem için cezbetmiş olursunuz beni teşekkür ederim demiş gülücük göndermiş size. Sonra Emine İnan Yılmaz ablam demiş ki insanlarımız artık yapılan hizmetlerin ve tarım desteğinin e, fon sosyal hizmetlerin ve yardımların olduğunun farkındalar demiş. Devletimiz mazlumların, yetimlerin, garibanların yanındadır. Zenginler her zaman zengindir. Burada önemli olan halkın yanında olmak vardır. O da reisimiz Recep Tayyip Erdoğan reisimiz başkanımızdır. Gerisi yalandır demiş. Sonra bir arkadaş kim halkın yanında anlayamadık demiş. E, yukarıki arkadaşa mesaj göndermiş. E, evet reisimize selam olsun. Aleyküm selam. Fındık üreticisi altın yılını Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın başkanlığında 54. TC hükümeti zamanında yaşadı. Ama ne yazık ki kimse bunu devam ettiremedi. Kafkas Bilgin. Gerçekten başkanım e, Erol Kışa'da yaşa başkanım demiş size e, mesaj göndermiş. Rahmetli Erbakan döneminde ki biz o zaman küçüktük de işte memur iki kat maaş aldı. İşte fındık fiyatları tavana vurdu. Ondan sonra durakladı. Niye öyle oldu? Yani ya da sayın e, Mekan Cenneti olur inşallah. Nasıl bu fiyatı yüksek verebildi? Ya da hani o dönemde de e, ekonomi çok böyle iş açıcı değildi. Nasıl yapabildi bunu? 5 Nisan 94 işte bu ekonomik krizi yaşanmış. Efendim yüzde 50ye yüzde elliye yakın bir devalüasyon olmuştu o yıllarda. Üniversite yıllarındaydık o zamanlar. Sayın Tansu Çiller Başbakan'dı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam e, Sayın Murat Karayalçın Sosyal Demokrat Halk Partisi'nin veya CHP'nin genel başkanı olarak başbakan yardımcısıydı. O dönemde bu kararlar alındı. IMF ile masaya oturuldu. Efendim bir takım anlaşmalar yapıldı. Dışarıdan krediler bulundu filan filan filan. Ülkenin öne açılmaya çalışıldı. Avrupa Birliği ile, Gümrük Birliği ile, Dünya Bankası ile, IMF ile. Şimdi... Erbakan Hoca hemen bu 5 Nisan'ın sonrasında yaklaşık bir, bir buçuk yıl, tam bir buçuk yılda değil, bir buçuk yıl sonra başbakan olmuştu. Ee, Erbakan Hoca'nın şeyi şuydu. Bir, israf edilmeyecek. İsraf edilmeyecek. Kaynaklar doğru yere, zorunlu ihtiyaçlara, öncelik sırasına göre harcanacak. Nedir mesela bir insan susuzluktan ölmek üzere siz getiriyorsunuz veya açlıktan ölmek üzere siz o adama getiriyorsunuz, dünyanın en kaliteli pavucunu giydiriyorsunuz. Ne işine yaradı? Adam açlıktan ölmek üzere veya getirdiniz sırtına en kaliteli kumaştan yapılmış bir sınıf bir elbise giydirdiniz. Adam hala açlıktan kıvranıyor. Şimdi burada doğru yöntem nedir? Elinizde bulunan o parayla o adama en kralından bir elbise giydirmek değil, karnını doyurma imkanını sağlamak. İşte Erbakan Hoca'nın tavrı buydu. Kaynakların doğru alanlara yönlendirilmesi. Şimdi kamutek hesabı kuruldu. Kaynakların bir takım yollarla ayrıntıları var ama girmeyelim. Bir takım yollarla işte bankalara aktarılması yerine, sermaye sahiplerine aktarılması yerine borçlandırma duruldu. Denk bütçe yapıldı. Denk bütçe yapıldığı zaman paraya ihtiyaç olunmadı, yeniden borç alınmadı. Buradan borçlanmadan sıfıra indirilince buradan faizden paralar kurtarıldı. Bu faizden kurtarılan paralar toplumun geniş kesimine verildi. Ve bu toplumun geniş kesimine verdiğiniz, işçiye verdiğiniz, emekliye verdiğiniz, memura verdiğiniz, çiftçiye verdiğiniz bu paralar yurt dışına gitmez. Anında piyasaya girer. Siz tüketim noktasından 1 lirayı piyasaya koyduğunuzda gidip 1 liralık bir malı bir bakkaldan satın aldığınızda o malın üretim noktasına varıncaya kadar 15 katına çıkar. Bir üretim canlanması söz konusu olur. 15 katına çıkar. Şimdi Erbakan Hoca bunu yaptı. Öncelikle bütçeyi revize etti, denk bütçe yaptı. Borçlanmadan kaynak şey yaptı. Borçlanmadan vazgeçti. <laughs> Tasarruf tedbirleriyle kaynakların heba edilmesine, israf edilmesine mani oldu ve bu ele geçirilen, elde edilen yaklaşık 30 milyar dolarlık bir kaynağın içerisinde yanlış hatırlamıyorsam 22 milyar dolarlık bir kaynak bir yılda temin edildi ve bu kaynaklar tamamen halka ve üretime çevrildi. Bununla birlikte fındık üreticisi 49,50 liraya satmış olduğu fındığı 165 bin lira. O günkü rakamlarla söylüyorum satmaya başladı. O günkü rakamlarla anlaşılabilmesi için bir örneği vereceğim. Ekmek 400 gramdı. Bir ekmek 400 gramdı. Bir kilo fındığı satan bir köylü 22 adet ekmek parası alabiliyordu. Aynen. Bir kilo fındıkla. 4,5 kilo fındığı satan bir üretici gidip evine bir mutfak tüpü alabiliyordu. Şimdi rakamlara bugüne kıyaslayayım. Veya bir kilo fındık satan bir kişi arabasına bir litre benzin veya işte bir litre mazot koyabiliyordu. Şimdi bugün kıyaslayın rakamlara. Bugün Hı. kıyaslayın. Şimdi baktığınızda şu pardon bir litre diyorum bir kilo fındık beş litre benzin evet beş litre benzin alabiliyordu. Benzinin evet, litresi... ekmekte, ekmeğin hesabındayım hala başkanım. Şimdi ekmeğin hesabı çok basit. Hepimizin evine giren. Hı. Evet. En zengininden en fakirine kadar evimize giren ana tüketim maddesi. 400 gram ekmekten 22 adet ekmek alabiliyorsunuz. Böyle bir fındığın bu kadar değeri vardı. Ve bunları bir yılda yaptı. Bir yılda yaptı. Bir yılda yaptığını 20 yıldır konuşuyoruz. Acaba 20 yıl iktidar olsa ne yapabilirdik? Yani şimdi öyle bir e, denklem çıkıyor karşıya. Çünkü e, rahmetli bir yılda oldu bunlar. Bir yıl bile belki. Sündür. 11 ay. 11 ayda. 11, ay. 11 ayda... E, Bak bunları konuşabiliyoruz. 20 yıldır ben hep bunları duydum. Ailemden, çevremden, fındığa en çok fiyat onun döneminde verildiğinden, 75 binden, 160 bine çıktığından, işte memur maaşının iki katına çıktığından vesaire hep bunları duyduk, hep bunları dinledik. Demek ki bir yılda bunları 20 yıldır konuşturabiliyorsa 20 yıl iktidarda olan birisinin biz şu an hala yolları vesaire de konuşmuyor olmamız lazımdı. ...dünyaya kafa tutuyor olmamız lazımdı. Şimdi en basitinden bakın... Bin e, ...2018 yılına kadar... ...yıllık ortalama ödenen faiz miktarı... ...50 milyar liradır bütçeden. Sadece hazineden ödenen. 2018 yılına kadar ki süre için söylüyorum. 2018'den itibaren bu rakam... ...75 milyar lira. Sonra 120 milyar lira. Sonra 140 milyar lira. Şu anda... ...180 milyar lira para ödenecek... ...2021 yılında bütçeden ödenecek sadece faiz miktarı. 179.4 milyar lira para ödenecek faize. Neden? Denk bütçe yapılmadığı için hep açık bütçedesiniz. Üretimi de bitirmişsiniz. Sanayileşmeyi, sanayi kuruluşlarını kapısına kilit vurmuşsunuz. En önemli kuruluşları bu malları ithal eder duruma gelmişsiniz. Denk bütçede yapmamışsınız. Ne oluyor? İster istemez borçlanma ihtiyacı bu Ülkenin döviz ihtiyacını giderlerini karşılamak için bütçenin borçlanmak durumunda kalıyorsunuz. Borçlandıkça da her yıl faiz ödüyorsunuz. Bakıyorsunuz, bunların iktidarda kaldığı dönemde elde edilen vergi gelirlerinin yüzde 16'sı yanlış hatırlamıyorsam faize gitmiş. Devlete ve millete para satanlar kim? Ben işçilerden, memurlardan, emeklilerden, köylülerden, çiftçilerden devlete para satıp veya e, efendim birilerine borç verip de faiz gelir elde edeni görmedim. Kimler devlete para satıyorlar? Hazine bonosuna, bilmem ne, devlet tahviline, bilmem neye yatırım yapanlar kimler? Sermaye sahipleri. İşte bu katrilyonlarca lira faiz bu adamların cebine girdi. Onlar hep semirdiler. Milyarderler sayısı her geçen gün arttı ama bunların sayısı toplam nüfus içerisinde çok az bir şeyde kaldı. Bakıyorsunuz ne kadar işte 40 tane milyar. Bunlar iktidara geldiğinde 40 tane e, milyarder vardı. Şimdi şimdi 140 tane milyarder var veya 240 tane milyarder var. Ama bu toplam nüfusun içerisinde binde bir. İşit dağıtılmadı diyorsunuz. Binde bir. Şu anda nüfusun yüzde 20'lik kesimi en üstte gelir düzeyi en üstte bulunan yüzde 20'lik kesimi ülke kaynaklarının yüzde 48'ini elinde tutuyor. Yüzde 48'ini alt dilimde 5 kalemde 5 kategoride bunu incelerler. Birinci yüzde 20, ikinci yüzde 20, üçüncü en son en alt dilimde kalan yüzde 20'lik kesim ise yüzde toplam milli gelirin yüzde altısıyla idare ediyor. Yani yüzde 20'lik kısım ee, neye denk gelir bunun içerisinde? 16 milyon civarında bir nüfusa denk gelir. 16 milyon ülkenin 16 milyonluk bir nüfusu e, şey, bir kesimi en üst kesim zengin kesim yüzde 48'ini toplam gayri safi milli hasılanın yüzde 48'ini elinde tutarken alt dilimdeki yüzde kesim sadece yüzde 6 ile hayatını idame ettirmek durumunda. Arada ne kadar şey var? Yaklaşık 8 katlık bir fark var arada. Korkunç Bazı bir gelir dağılımı. Korkunç bir gelir dağılımı. Bir Şimdi bu korkunç gelir dağılımını ortadan kaldıracak bir şey yapmak durumundasınız siz. Ne yapacaksınız? Gelir dağılımını adil bir şekilde dağılmasını sağlayacaksınız. Bunu da yapmanızın yolu bütçedeki kara delikleri ortadan kaldıracaksınız. Yüksek faize değil ben faize karşıyım diyeceksiniz. Denk bütçe yapacaksınız. İsraf etmeyeceksiniz. Bilmem kaç bin hasta şu kadar yüzde yetmiş hasta garantisiyle şehir hastaneleri yaptırmayacaksınız. Devletin kaynaklarıyla şehir hastanelerini yaptıracaksınız ve SGK'yı soydurmayacaksınız. Veya devletin kurumlarını, kuruluşlarının üzerinde oluşturduğunuz döner sermaye işletmesiyle işte devletin hizmet kurumlarını ticarethane haline getirmeyeceksiniz. Milleti buradan soydurmayacaksınız. Ve elde ettiğiniz, tasarruf ettiğiniz bu kaynakları Millete vereceksiniz, işçiye, memura, emekliye vereceksiniz, piyasayı canlandıracaksınız. Bu kardeşlerimiz ısrarla. Diyorlar ya biz emeklinin işte maaşı şu kadardı, buradan aldık, şu kadar artırdık. Ben de diyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Ekonomiden Sorumlu Bakan, geliri bu kadar şey rakamsal olarak bunun bu kadar arttığını söylüyorsun. Oransal olarak ne kadar arttığını, alım gücünün ne kadar arttığını söyler misin? Ekmeğin fiyatının yüzde kaç Yüz arttığını da söyleyebiliyor musun? En temel tüketim maddelerinde alım gücünü nereden nereye düştüğünü de söyleyebiliyor musun Sayın Cumhurbaşkanı? Bunu da söyleyin. Gerçeği görmüş olalım. İşine gelen kısmı değil. Şimdi Erbakan Hoca'nın yapmış olduğu program, uygulamış olduğu program bugün bizim orta, halen daha savunduğumuz denk bütçeye. Adil ekonomik düzen programı. Kaynakların israf edilmemesi. Kaynakların efendim üç kağıt ekonomisi dediğimiz hazine bonosuyla efendim e, borsayla işte faizle dövizle bir avuç rantiyenin kasasında toplanmaması toplumun geniş kesimlerine bu gelirin dağılmasını sağlayacak bir ekonomik sistemi kurmak. Erba konuşa bunu yaptı. Bizim de hedefimiz bugün Saadet Partisi olarak aynı şeyleri yapmak. Hocanın kendi şahsından kaynaklanan bir şey değildi bu. Elinde var olan programın güzelliğinden kaynaklanıyordu. Aynı program bugün bizim elimizde. Biz iktidara geldiğimizde Saadet Partisi olarak aynı şeyleri yapmayı hedefliyoruz. Ben bu işin çıkış yolu. Çıkış yolu bu. Bunun başka çıkış evet. yolu yok. Erbakan Hoca 5 yıl görev yapsaydı ekonomimiz Avrupa'da birinci olur demiş nasip atıcı. Ee, ben kesinlikle katılıyorum. Katılıyor musun diye sormayacağım. Kesinlikle katılıyorum. Ee, başkanım. Çok güzel e, bir program oldu. Ben e, muhalefet hep soruyor. 128 milyar dolar nerede diye siz soruyor musunuz 128 milyar doları? Ben 128 milyar dolar nerede diye bir soru sormuyorum. Çünkü soranlara Cumhurbaşkanı'na hakaretten dolayı Cumhuriyet Savcıları da <laughs> soruşturma açıyorlar. E, Haberlerde gördüm bir ilçede bir belediye e, böyle bir şey yapmış. Muhalefet Partisi'ne mensup bir belediye böyle bir, bir board astırmış. Evet e, Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı dedi ki bizim kasamızda Merkez Bankası'nın kasasında 128 milyar dolar rezerv var dedi. Hı hı bir süre sonra da bir baktılar bir açıklandı ki efendim rezervlerimiz eksiye düşmüş. Haliyle bu ülkenin insanları soruyor. Bu banka bizim mi? Devletin bankası mı? Evet. Bizim bankamız mı? Evet. Bunun kasasında filan tarihte şu kadar para var dediği sen söyledin devleti yöneten olarak. Bugün de ekside olduğunu söylüyorsun devleti yöneten olarak. Ekonomiye operasyon yapıldığını söylüyorsun devleti yöneten olarak. Ben ekonomistim. Bu ülkeden ekonomisinde bir problem varsa sorumlusu benim diyen Cumhurbaşkanı olarak biz de sana soruyoruz. Bu 128 milyar doları nereye harcadınız? Evet. Normal harcanabilir. Olabilir. Ama haklı olarak vatandaş soruyor. Şunu demek zor mu? Alırsınız elinize belgelerinizi. Bütün bunların hepsinin belgesi vardır mutlaka. Efendim biz Merkez Bankasındaki şu kadar kaynakla işte devletin ya da milletin ya da ekonominin şu ihtiyacını karşıladık. Şu kaynakla şu kadar ihtiyacını karşıladık. Bu kadar kaynakla bu ihtiyacını karşıladık. Dersiniz bir izahat yaparsınız. Toplum sizden bunu bekliyor. Bir tarafta insanlara ihtiyaç sahibi dediğiniz insanlara kuru soğanla patates dağıtırken bedava Diğer tarafta 5 milyon liralık zırhlar aca binerseniz siz. Hı. Efendim Ankara'nın göbeğinde bir tane saray yaptırıp bir tane kışlık saray Ahlat'a bir tane yazlık saray Antalya'ya yaptırırsanız eğer ben vatandaş olarak bu ülkenin bir ferdi bırakın siyasi parti olmayı şunu bunu bir ferdi olarak ben haklı olarak sorarım Sayın Cumhurbaşkanı. Benim paramla kendine saray mı yaptırıyorsun diye ben sorarım bu para nerede diye vatandaş haklı olarak bunu sorar. Hı. Bir tarafta İnsanlar asgari ücreti dahi bulamazken, evine ekmek götüremezken, intiharlar yaşanırken, aileler dağılırken bir tarafta, her gün buna dair yüzlerce haberi biz izlerken, diğer tarafta senin bilmem ne danışmanın bilmem kaç tane şirkete, dört tane 5 tane şirkete yönetim kurulu üyeliği yapıp, efendim şu kadar gelir elde ediyor. iletişim başkanı, efendim iletişim başkanlığından maaşını alıyor. Borsa İstanbul'un yönetim kurulu üyesiymiş. Ben diyor oradan ücret almıyorum. Ne alıyorsun? Huzur hakkı alıyorum. Kaç lira alıyorsun? 24 bin lira alıyorum. Allah'tan kork be. Allah'tan kork. Bunu demek durumunda kalıyoruz. Niye? Başkanım diyor. Ne olur. Evime ekmek götürecek kadar. Ben diyor asgari ücret şu kadar miktar demiyorum. Akşam evime giderken evime ekmek alabilecek kadar bir işim olsun. Ne olur. Biz bu insanlarla karşılaşıyoruz günü birlik. Ben o zaman sana Allah'tan kork derim. Bilmem kaç tane şirkette yönetim kurulu üyesisin. Bir başkası İktidar Partisi'nin milletvekilliğini yapmış. Bilmem kaç tane şirkette o da yönetim kurulu üyesi. Bir başkası işte bir, bir bilmem kaç tane el konulmuş şirkette kayyumluk yapıyor, yapıyorsun. Her birinin toplam maaşına baktığınız zaman kimisinin 100 bin lira, kimisininki 150 bin lira, kimisininki 200 bin lira. Ya böyle korkunç rakamlar. Ve işin ilginç tarafı şu. Bu insanların tamamının ortak noktası AKP'li olmaları. Niye? Bu ülkede sadece AKP mensubu olan insanların mı yöneticilik bazında, ekonomist alanında veya başka alanlarda ehliyetle liyakat sahibi? Sadece bunlar mı buna sahipler? Başka Saadet Partili veya başka bir siyasi partiye mensup bir insan aynı ehliyetle liyakata sahip değil mi? Sadece bunlar mı? Allahu Teala bunları deha olarak mı yarattı? Da sadece bunlara atıyorsunuz. Bakanlık yapmış, milletvekilliği yapmış, bilmem ne yapmış. Her biri ikişer, üçer, beşer, onar tane şirketlere yönetim kurulu yeri yapmış. Zaten emekli maaşını alıyor. Zaten bakanlıktan dolayı maaşını alıyor. Gitmiş bir de yönetim kurulu üyeliklerinin maaşlarını, huzur haklarını bilmem nelerini alıyor. O zaman al lazım değil. Ama 128 milyar doların hesabını ver. Ya da yıllardan beri de topladığın vergilerin, deprem vergileri, adı altında topladığın vergilerin hesaplarını ver bu millete. Efendim bana yol yaptık deme, yaptığın yoldan parayla geçiyorum. Bana köprü yaptık deme, bana tünel yaptık deme, ben o köprüden geçerken, o yoldan geçerken parayla geçiyorum. Bana şehir hastanesi yaptık deme, ben her ay düzenli olarak sigorta primimi ödüyorum. O hastanelerden ben kendi paramla yararlanıyorum. Senin lütfun değil bu. Bunların hesabını ver önce. Bu gerçekler karşısında yani nereden geldik buraya? Yani 128 milyar dolar nereden geldik? Başkanım. Evet ee, 128 milyar dolar şöyle, nerede? Şöyle evet. Ee, konuşmalıyız, konuşmalısınız. Biz sormalıyız, siz e, açık yüreklilikle konuşulmalı. Şimdi e, muhalefet olmalı, e, muhalefet olmalı. Son yasakları nasıl değerlendiriyorsunuz diye soracağım. E, Kafkas Bilgi'nin iki tane uzun mesajı var. Müsaadenizle onları da okuyacağım. Ondan sonra e, dün Cumhurbaşkanı açıkladığı yasakları nasıl değerlendiriyorsunuz diyelim. Sonra vedalaşalım istiyorum. E, müsaadenizle yolumuz uzun e, ee, yarın da oruç var. Sahura bizimkiler bizi bekliyorlar. <laughs> Erbakan hükümeti iş başına gelir gelmez fındık politikası üzerinde çalışmalara başladı. Ülkemizde ne kadar konu ile ilgili bilgisi, raporu, dosyası, çalışması olan varsa hepsiyle milletvekilleri olarak görüşüldü. Karadeniz milletvekilleri seferber oldu. Heyetleri Ankara'ya getirildi. Başkanlarımızla, başbakanımızla görüşmeler yapılarak bütün bilgiler aktarıldı ve talepler bildirildi. Sayın Başbakanımız bir teknisyen gibi tüm raporları, bilgileri inceledi, üzerine çalışmalar yaptırdı ve Bakanlar Kurulu'ndan detaylı müzakere Bakanlar Kurulu'nda detaylı müzakere ettirdi ve 11 ayda %100 fındığa zam verildi demiş. Kafkas bilgin, güzel de demiş, doğru da demiş. Ee, ve eklemiş. Bu hükümetin üretim politikası da üreticilere dönük değil. Parti finansörü, aracı firmaların kazanması üzerinedir. Bu fındıkta da böyledir, çayda da ve diğer tüm üretim kalemlerinde de aynıdır. İş adamlarının birçok kez borcunu silen ve vergilerini kaldıran zihniyetin üreticinin kredi borcunu silmediğini ve üretim maliyetini düşüreceğini zannetmiyoruz demiş Kafkas Bilgin ve demiş ki adalete ve hukuki ihlallerine, düşünce ve fikir hürriyetlerine de değinirsen sevinirim hocam demiş sizlere. Şimdi e, yasaklar. Şimdi Bilgin Bey'e teşekkür ediyorum. E, yasaklar konusunda buna ihtiyaç var mıydı? Şimdi tabii tıp uzmanı değilim veya bir kimyager değilim. Bundan dolayı. İşin daha teknik boyutuyla alakalı çok fazla bir şey söylemem doğru olmayacaktır. İşi uzmanlarına bırakmak lazım. Hmm. Ama e, yasaklar, kısıtlamalar olmalı mı? E, bir salgın hastalıkla karşı karşıyayız. Bu salgın hastalığı insan vücudunun tanımlamadığını ve buna karşı direnç geçirmek için, bağışıklık kazanmak için bir zamana ihtiyaç olduğu e, teknik işin teknik uzmanları tarafından söyleniyor. Ha buna dair farklı şeyler söyleyebiliriz elbette ama burası onun yeri değil. Burada kahveci kapattım kahve dükkanımı diyor. Burada burada şey kapattım Şöyle diyor. çelişkili olan durum şu. Hmm. Çelişkili olan durum şu. Biz tüm ülke olarak Ocak, Şubat, Mart aylarında İktidar Partisi'nin lebalep kongrelerini her ilde, her ilçede efendim Ankara'da on binlerin katıldığı bu kongreler hep beraber yaşadık. Nerede bir kongre yapıldı peşinde Karadeniz'de peş peşe kongreler yapıldı. Vaka sayıları patladı. Ankara'da kongre yapıldı. Tüm ülkeye yayıldı. Şeyler patladı. Şimdi Sayın e, Sağlık Bakanı efendim işte buraya takılmamak lazım. E, takılmamak lazım da takılmak lazım. Çünkü çaycıyı çünkü kahveciyi çünkü yani küçük bir efendim salon açmış orada 3-5 insana işte tost satacak bir tak bir kase çorba satacak evine ekmek götürecek bu insanları düşünmek zorundasınız. Ben oraya takılmak durumunda kalıyorum. Çünkü her geçen gün her gün kapısından geçtiğim bu insanların efendim durumunu izlemek durumunda kalıyorum. Bir bütün olarak düşünmek durumundaydı siyasi iktidar. Maalesef bunu yapmadı. Kendisine gelince kendisiyle ilgili mevzularda efendim bütün her türlü kuralı alt üst etti. Barolara genel kurul yaptırmadın. Meslek odalarına efendim kongrelerini yaptırmadın. Ama kendin lebalep salonlarda kongreleri yaptırdın. Çok büyük bir çelişki içerisine düştü. Ve buyurun tüm ülke şu anda kıpkırmızı oldu. Vaka sayıları patladı ve siz bunun faturasını o gün kendi yaptığınız, keyfi yaptığınız o uygulamaların faturasını bugün kahveciye, çaycıya, lokantacıya, efendim küçük esnafa bunu ödettiriyorsunuz. Bu adil bir durum değil. Bu yaptığınız apaçık bir zulüm. Kapanacaksak eğer tedbirler bir bütün halde tüm ülkede uygulanmalı ve buna en başta Cumhurbaşkanı olarak, partiniz olarak siz uymalısınız ki kontrollü bir şekilde bu süreci atlatabilelim. Yükü paylaşmış olalım. Siz bugün yükü paylaşmıyorsunuz. Yükü her defasında küçük esnafa ödettiriyorsunuz, emekliye ödettiriyorsunuz, yaşlı insana ödettiriyorsunuz, işçiye ödettiriyorsunuz. Her defasında bunlar ödüyorlar. Az önceki ekonomideki adil paylaşım şeması yani, gibi oldu başkanım. Yani evet, <laughs> evet. Ee, başkanım, toparacak olursak e, aslında söyleyecek her şeyi e, söyledik, konuşacakları konuştuk. Ee, i̇yi ki konuştunuz. Ee, toparacak olursak e, sayın Erkan Temiz ne söylemek ister diyelim ardından. Şimdi belki e, programın bütününde izleyicilerimiz e, işte e, çok karamsar bir tablo çizdiğimiz hususunu düşünebilirler ama ben şuna inanıyorum. Bu milletin e, ferasetine güveniyorum. Bu milletin efendim e, azim ve kararlılığına güveniyorum. Mutlaka e, bu gerçekleri, bir takım algı yönetimlerinden kurtulup bu ülkede yaşanan gerçekleri göreceklerdir ve bu ülkenin çözümüne dair e, çıkış yolunun ne olduğunu da mutlaka müzakere edip muhakeme edip göreceklerdir. Bu işin tek alternatifi, biraz önce Erbakan Hoca ile ilgili bir dönem konuştuk. 1996, 25 yıl öncesiydi. Ee, bizim izleyicilerimiz arasında birçok kardeşimiz belki de bu yıllarda hayatta değillerdi. Ee, ama o dönemlere biz yaşadık, gördük. Yapılabilirliğini gördük. Demek ki yapılabilirliğini gördük. Ha bütün mesele nedir? Bütün mesele aynı idealler, aynı inanç, aynı azim, aynı kararlılıkla bunu hayata geçirmektir. Saadet Partisi bu noktada geçmişinde zerre kadar zulüm adına herhangi bir kara lekesi yoktur. Adam kayırma torpil yapma adına herhangi bir kara lekesi yoktur. Efendim e, yolsuzluk adına vatana ihanet adına bu ülkede Saadet Partisi'nin milli görüşün böyle bir kara lekesi yoktur. Bizimle ilgili birçok şey söyleyebilirler belki ama bu şekilde yüz kızartıcı insanların e, efendim en hassas olduğu konuda da yüz kızartıcı bir sicili yoktur. En fazla bize yobaz demişlerdir ama bize kimse hırsız diyemedi. Bize kimse yolsuz diyemedi. Kimse bize bizim emanetimize ihanet ettiniz diyemedi. Biz diyoruz ki geçmişte 70'li yıllarda da bu ülkenin sanayileşmesinin yolunu biz açtık. Bu ülkede gelir dağılım adaletinin sağlanmasının yolunu da 96'daki iktidarımıza biz açtık. Elbette ki kadromuzda, ekipimizde, planım ve projelerimizle birlikte adil düzen ekonomik politikasıyla, efendim D8 dış politikasıyla, e kültür ve eğitim alanında da Var olan projelerimizi hayata geçirdiğimizde bu ülkeyi en kısa süre içerisinde en güzel, en müreffeh bir düzeye taşıyacağımıza bütün bu halkımız bunu görecektir, bizimle birlikte olacaktır diye ben inanıyorum ve güveniyorum. Ee, evet karanlık çok koyu ama aydınlığa en yakın olduğumuz noktadayız diye düşünüyorum. Ve aydınlık günler bizi bekliyor. Temennimiz odur. Başkanım, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Ürenize ediyorum. Yüreğinize sağlık. Efendim. Çok güzel bilgiler verdiniz ve Nasip Atıcı da demiş gerçekleri her siyasetçi konuşmalı ağzına sağlık Başkanım demiş. Osman Bayda teşekkürler Sayın Başkan ağzına sağlık diye eklemiş. Biz de Biz tüm izleyicilerimize ed teşekkür ediyorum. Evet, Bitirilmiş e Evet izleyicilerimize teşekkür ettik. E Son bir soru geldi yurt dışından. İyi yayınlar, rahmet kardeşim, çok selamlar, çok kısa Avrupa'da da çok yoğun kapanmalar ve kısıtlamalar mevcut ve olan küçük esnafa oldu. İnternet dünyasına hoş geldiniz demiş. Selamlar, saygılar kardeşim, Allah razı olsun, seviyoruz sizleri. Tuncay Şenyurt benim asker arkadaşım, Lefkoşa Merkez Komutanlığı'nda beraber inzibat idik. Tuncay Şenyurt kardeşim de şimdi Avrupa'da. Evet, Erzener, bence... Güzel bir program oldu. Çünkü program başında dedik ki konuşulmayanları konuşacağız dedik. Bence bu akşam konuşulmayanları konuştuk. Evet muhalefeti önemsiyoruz. Ee, Ali Sefa Aydın bizim e, konuğumuzdu. Ee, Gelecek Partisi İl Başkanı. Ee, Sayın İyi Parti İl Başkanı e, Ekrem Hocam. Ekrem Şentürk bizim konuğumuzdu. Ee, ben aslında muhalefeti dinlemek istedim. Evet iktidarı da davet edeceğiz. Onlar da eğer gelirlerse davetimizi icabet ederlerse teşekkür edeceğiz. Müteşekkir olacağız. Fakat ben dediğim gibi muhalefeti önemsiyorum. Muhalefeti dinlemeye devam edeceğiz. Haftaya bakalım hangi muhalefet partisi temsilcimizle burada olacağız bilmiyoruz. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Haftaya tekrar bu ekranlarda olacağız. Bizleri sizsiz bırakmayın. Sağlıkla kalın.